Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca beraber olacağız ama tabii benim için önemli günlerden bir tanesi kaptanımız, Fenerbahçe'nin kaptanı Ümit Özat'ın programı başlıyor. Trivela saat 16.30'da. Onu da sıkı bir şekilde takip edeceğim. Ümit Özat'ta da çok fazla anılarımız var. Ara ara belki de telefonda ben de bağlanır. O eskiyi böyle bir nostalji yaparız. Evet, hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Günün öne çıkan gazete başlıklarına, şöyle konu başlıklarımızı bir göz attığımız zaman Türkiye'nin kadro değeri olarak en büyük derbisi hafta sonu Ülker Stadyum'da oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadroların değerinin toplam tamı tamına 237.560.000 euro, yani 3.823.000 TL'lik bir derbi pazar günü hepimizi bekliyor. Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu 15.5 milyon euro ile kaleci Altay Bayındır olurken, Galatasaray'da ise 15 milyon euro ile Kerem Aktürkoğlu gözüküyor. Tabii bu derbiyle ilgili sayılı günler kaldı, sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için sizlerin düşüncelerinizi alalım, tahminlerinizi alalım. Şampiyonluk yarışını fazla etkilemeyecek ama ikincilik anlamında Fenerbahçe açısından çok önemli olan bu derbide, derbiyle ilgili sizin görüşünüz nedir? Neler söylersiniz derbiyle ilgili? Evet, Türkiye Futbol Federasyonu bugün oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor maçını hava muhalefeti nedeniyle ertelediğini açıkladı. Biliyorsunuz dün Trabzonspor'da yoğun bir sis vardı. Takım yaklaşık 7-8 saat havaalanında mahsur kaldı. Karşılaşma 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman da Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrası 9 Nisan Cumartesi günü ertelendi. Karşılaşma Cumartesi Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak. Şöyle günün öne çıkan başlıklarına devam edeceğim ama isterseniz 32. haftanın hakemleri de belli oldu. Yarından itibaren başlıyor biliyorsunuz 32. hafta. Saat 13.30'da Karagümrük Kasımpaşa Kürşat Filiz, Göztepe Kayseri Rize Konya maçları var saat 16'da. Göztepe Kayseri maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Rize Konya maçını Ali Şanslan yönetecek. Beşiktaş Alanya Volkan Bayaslan, Gaziantep Futbol Kulübü Trabzon maçını da Erkan Özdamar yönetecek. Bu iki kaçın maçın da başlama saati 20.30. Pazar günü Yeni Malatya Giresun Spor maçı var, saat 13.30'da başlayacak. Maçın hakemi Yasin Kol. Saat 16'da iki tane maç gözüküyor: Sivas Başakşehir Halil Umut Mener. Saat 16'daki diğer maç Adana Demirspor Altay Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe Galatasaray derbisi pazar günü saat 20.30'da Atilla Karaoğlan yönetecek. Pazartesi ise 32. haftanın son maçı çıkacak. Son maçı oynanacak. Saat 20.30'da Antalya Hatay, maçın hakemi de Kadir Sağlam. Evet, Trabzonspor Fenerbahçe Trabzon Beşiktaş karşılaşmasında Siopis'e tokat atan Larin'e cezası da belli oldu. Bir maç ceza aldı. Aynı zamanda Larin 4500 TL'de para cezasına çarptırıldı. Gene kurul ayrıca Trabzonspor'da Beşiktaş'ta maçlarında taraftarların neden oldu. Olaylar nedeniyle de Trabzonspor'a 32.000 TL para cezası verdiğini belirtelim. Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Torrent, hakikaten Habertürk'ten de sevgili kardeşim Ayhan Şensoy'u tebrik etmemiz lazım. Habertürk TV'de inanılmaz güzel bir iş yaptı. Dinleyicimizi alacağım ama Torrent'in çok önemli açıklamaları var. Eğer seneye burada devam edersem Pep ile Barcelona'daki oyun stilimizi uygulamaya çalışacağız diyor. Emre Akbaba, Yunus Akgün'ü geri istiyoruz diyor. Fenerbahçe'de yeneceklerini açıklayan tarzda açıklamaları var. Detaylarına birazdan zaten geçeceğim. Onlarca baktığımız zaman zaten biliyorsunuz Galatasaray Kongresi ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını Sayın Başkan açıkladı. Tarihinde yapılacağını belirtti. Rezan Öpezli'nin de açıklamaları var bu yönde. Tabii UEFA Financial Fair Play kurallarına değişik yapıldığını resmen açıkladı. Programın ikinci bölümünde bunu detayına da gireceğiz. Aynı zamanda Avrupa kupalarında takımlarımızın ülke puanları ve klasmanlık durumları netleşti. Bunda da bir detaylı bir ikinci bölümde hem bağlantı yapacağız hem de herkesin kafasındaki soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Osman ben, Kadıköy Jandarma'dan, Beşiktaş taraftarıyım. Buyurun Osman Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Öncelikle Fenerbahçe maçıyla ilgili skor tahmini. Fenerbahçe Galatasaray maçı mı? Buyurun. Bana göre beraberlikle sonuçlanacak maç. Kaç ben mesela? 0-0 mı böyle 1-1-2-2 gollü bir beraberlik mi? Yok. Sanki 1-1 gibi duruyor bana. Bana öyle geliyor. Anladım. Yani bir beraberlik diyecek gibi geliyor bana. Anladım. Şimdi ben geçen hafta sonu Trabzon'daydım, maçtaydım. Öyle mi? Tatlı maça gittim. Hı-hı. Şimdi yurttaşından abim geldi, yeğen geldi, Alman arkadaşı geldi. Alman arkadaşı Trabzon taraftarı, yeğenden kadar. Çok değişik simalarla karşılaştık. Alman'ın teki de hiçbir yani tanıdığı olmamasına rağmen maça gelmiş adam. Meydanla karşılaştık. Şimdi az önce özür dilerim, sözünüzü kestim. Çok özür dilerim Osman Bey. Demin bir arkadaşım mesaj atmış. Şu an stadın oradayım diye o kadar çok fazla gurbetçi var ki bilet almak için bekleyen çok fazla gurbetçi vardı. Hakikaten çok ilgi var maçlarımıza. Buyurun buyurun. Ya Trabzon maçında da aşırı gurbetçi vardı. Hı-hı. Aşırı şekilde yani Trabzon meydanında iftar yapacak restoran bulamadık. Yani geçiştirip yani bir buçuk saat sonra yemek yiyebildik ancak. Yani restoranların hepsi doluydu gün içinde. Yani Trabzon yani şampiyon olmuş, öyle söyleyeyim sana. Hani gittiğimde Trabzon şampiyon olmuş. Hı-hı. Olay bitmiş Hı-hı. şekilde Hı-hı. gözüküyor. Hı-hı. Taraftar bütün her şeye girmiş. Hı-hı. Artı yani dışarıdan gelenler, edenler Trabzon'a acayip bir şey katmış. Eğlenceli bir yolculuk yaptım ben yani. Trabzon'a uçak bile bulamadım, Ordu'ya indim. Yani Ordu'dan mı geçtiniz? Tabii Ordu'dan geçtik. Ordu Giresun Havalimanı'na indik. Oradan araba kiraladık. Öyle gittik. Görüşümüz de aynı yerden. Yani uçakların hepsi full doluydu. Evet, ek tarife koymuş Türk Hava Yolları'nı da tebrik etmemiz lazım. Akşam geç saatlerde bile İstanbul'a veya çeşitli yerlere uçaklar vardı. Ama tabii ki çok yoğun ilgi vardı maça, doğru. Buyurun. Yani cumartesi de sıcaklık 34 dereceydi. Vay vay vay. Vay öyle şeymiş. Bir şey vardı. Sanki Trabzon'un hani hava bile herkese yardımcı oldu orada. Aşırı bir sıcak vardı. Onu demek için aldım. Trabzon şampiyon olmuş. Olay bitmiş. Öyle Peki. gözüküyor. Şehir tamamen bordo maviye bürümüş vaziyette. Tamamıyla olay bitmiş. Trabzon'da herkes gitti. Yani Abdullah Gül'ün dediği gibi sadece şeyleri bekliyorlar. Yani ligin bitmesini bekliyorlar artık yavaş yavaş. Aynen öyle gözüküyor. Peki. Çok teşekkürler Osman Bey. Kendinize iyi bakın. Evet, kısa bir ara verelim. Aradan sonra da telefon almaya devam edelim. Programın ikinci bölümü 11'de başlayacak. 11'den sonra iki bağlantı yapacağız. Dediğim gibi çok önemli konular var. Trabzon'a da bir bağlanacağız. Çünkü biliyorsunuz dün 7-8 saat havalimanında Trabzonspor kafilesi maalesef mahsur kaldı. Hava şartlarından dolayı uçak kalkamadı. Maç yarın ertelendi. Bugün uçak gene kalkacak mı kalkmayacak mı? Son durum nedir Trabzon'da? Kadroda kimler var? Vakayeme'nin durumu var. Çok soracağımız konular var. Bir de aynı zamanda UEFA'dan da gelen bazı detaylı açıklamalar var. Onları da programın ikinci bölümünde çok geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Necati Ortaç demiş ki günaydın Aygün Bey, Fenerbahçe bu ülkenin takımı değil mi? Kurşunlanma olayı aydınlatılmadı, 59 öncesi şampiyonluklar açıklanmadı, tazminat davası açıldı, sonuç yok. Ama bu tazminat davası uzun bir süreçli bir konu, onu da söyleyelim. Yayın hakları niye bu kadar uzatıldı? Bizim hayatımız Fenerbahçe, hayatımızda oynamaya kimsenin hakkı yok demiş Necati Ortaç. Günaydın. Günaydın. Alo. Günaydın Aygün abi. Merhabalar. Efendim? Duyabiliyor musunuz? Çok net. Evet abi. Kimle duyuyoruz? Cumalar. Sağ olun. Hakan ben abi, İstanbul'dan dün de aramıştım. Buyurun Hakan Bey. Fenerbahçe taraftarıyım abi. Tahmin için aramıştım abi ben seni. Buyurun Hakan Bey. Tahminler alalım hakikaten bugün ya. Demin birlik bir tahmin geldi. Sizden nasıl bir şey geliyor? Ben 2-0 Fenerbahçe alacak diyorum abi. 2-0. Evet. Golleri de İrfan Can'la Arda'ya yazıyorum. Arda Güler ve İrfan Can diyorsun. Evet abi. Bakalım Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? Maçın gidişatına göre belki ikinci yarı mı başlayacak? Birazdan kadroları da yavaş yavaş kadroları da açıklayacağım zaten. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın. Yani gelen muhtemel 11'leri. Başka söyleyeceğim bir şey var maçla ilgili. Maça yönelik stada gidecek misin? Onlarla ilgili. Abi stada gidemiyoruz maalesef ki. Paso ligimizi yenileyemeyiz. Hiç biliyorsun fahiş fiyatlar var yenileme şeylerinde. Ne yani, kadar olmuş? Ne kadar? Abi en son 80 lira diye hatırlıyorum. 80 lira. Yani şu anki şartlarda büyük para.
hani bir şey söyleyeyim. Pasolgi'de yeniliyorsun. 300'e yakında bilet parası veriyorsun. Büyük para hakikaten. Aynen öyle abi. Doğru. Ve orada yediğin içtiğin yani tek başıma bir kişi hesaplarsan zaten abi nereden baksan 500-600 lira para yapıyor. 500-600 lira para yapıyor. Doğru. Doğru. Yani bunu yol parasını falan eklediğin zaman abi o para ne yazık ki belimizi büktüğü için gidemiyoruz. Doğru. Ama kalbimiz, gönlümüz takımla beraber olacak. Ekran başından takip etmeye çalışacağız. Başarılı diyorum takımla. Peki. İnşallah güzel bir maç olur. Fair play eşliğinde. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Hakan Bey. Kendinize iyi bakın. Mustafa Cebir bana sarı kırmızı kalpler atmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Pardon, sarı lacivert kalpler atmış. Çok teşekkürler kendisine. Çok üzüldüm Mustafa Bey. Bir an farklı mesaja geçerken yanlış gördüm. Sarı lacivert kalpler atmış. Yakup Demirtaş, bakıyorum insanların çaresizliklerini başına koyanlar, ağlayanlar, üzüntüden haykıranlar, inanılmaz bir negatiflik var demiş Yakup Demirtaş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Buyurun, günaydın. Ben İstanbul'dan Ahmet. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk, sağ olun. Aygün abi, öncelikli olarak Aygün abi dediğiniz an nereye gittiniz? Aygün abi dendi mi duruyorum ben böyle. Eyvah diyorum. Gelin nereye gideceğiz diyorum. Öncelikle o zaman skor tahmininde bulunayım. bu skor tahminini öyle söylüyoruz. Yani herhangi bir forma anlamı da söylemiyoruz. Diğer alıyoruz. Yok, biliyorum. 3-0 mı? 3-0 Fenerbahçe alır diye düşünüyorum. Peki goller kimden Ahmet Bey? Abi kesinlikle Mert Hakan ve İrfan'ın golleri vardı. Üçüncü golü inşallah Arda atar diye umut ediyoruz. Ama Mert Hakan'ın mutlaka golü var. Ben öyle hissediyorum. Çünkü hırslı bir oynayacağı düşündüm. İnşallah kırmızı kart olmaz maçta. En azından 11-11 uzun bir süre sonra 11-11 bir maçı sonlandırır. Gider bir 11-11 gider diyorsun. İnşallah. İnşallah en büyük temennimiz bu. Evet, şimdi gelelim Aygün abi kısmına. Şimdi ikinci şu, konu şu. Şimdi malumunuz Rize-Konya maçı da var. Aynı gün, aynı saatte. Yani normal şartları bugün. Konya'da Rize'nin maçı var. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Niye çifte standartlık? Tamam, hava şartları gerçekten de olumsuz olabilir. Kesinlikle ama Trabzon'da uçak kalkamadı. Yani Trabzon'da öyle bir ses var ki, ben onu söyleyeyim. Yani dün bana oradan da resimler geldi. Göz gözü görmüyor. Kesinlikle doğrudur ama Konya'da Rize'ye gidiyor Aygün abi. Bak şimdi Trabzon tamam da Konya nereye gidiyor? Rize'ye gidiyor. Rize, evet. Rize'de havalimanı yok, Trabzon'a iniyor. Belki karayolda gidiyor, onu bilmiyorum. Onu sorarız. Konya'dan. Bak şimdi bilmiyorum. Şimdi yorum yapmaya çalışıyorum. Ben yapıyorum şu anda ve o yüzden diyorum. Yani uçak zaten Trabzon'a iniyor. Trabzon'dan Rize'ye geçiyorsun. 45 dakikalık bir mesafe. Onu hakikaten bilmiyorum. Bak ben soracağım mesela. İkinci bölümde bir Trabzon bağlantısı yaptığımızda soracağım. Veya şimdi Konyalı bir yönetici arkadaşıma mesaj açacağım. Siz nasıl gittiniz diye soracağım. Tamam. Kesinlikle. Çünkü Giresun'da da havalimanı var. Yani gidilmek istedikten sonra Konya'da... Bir dakika ama Rize Konya maçı bugün değil ki, yarın. Bugün değil ki, cumartesi. Hayır, bugün değil. Bak şimdi duralım. Rize Konya maçı yarın saat 16'da. Öyle miydi? O zaman ben yanlış hatırlıyorum. Evet. Kusura bakmayın diyorum. Şimdi ama ben de toparlamış oldum. Ben de şimdi bugün çünkü bir tek maç vardı. Evet, bugün bir maç vardı. Rize Konya maçı yarın. Zaten yarın bugün hava şartları düzeleceğinden dolayı. Dün çünkü bana gelen resimler vardı. Görüntüler vardı. Yani göz gözü görmüyordu. Şimdi siz öyle deyince ben de bir anda durdum. Rize Konya maçı yarın saat 4'te. Şimdi ben de hava şartlarını ben de o gördüm. Ben de yani aynı anda gördüm. Olsa o maç da oynanamaz, onu söyleyeyim. Konya da oraya inemezdi. Ben de şimdi Konya'nın maçı bugün diye biliyorum. Diyorum ki ya Konya gidebiliyorsa. Vallahi beni de ters köşeye yatırdın, yemin ediyorum. Ben de bir durdum böyle. Ben hala aynı fikirdeyim ki, ben de şimdi kapatınca fikstüre bakacağım tekrar. Hiç bakmana gerek yok, yarın saat 16'da. Yarın saat 16'da. Hiç bakmana gerek yok. Hatta sana söyleyeyim, hakemine bile söyleyeyim, Ali Şansalan. Yarın saat 16'da. O zaman özür diliyorum. Boşuna bir polemik açmış. Hemen kapatmış olduk. Doğru. Şimdi diğer konu Aygün abi. Sizce Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki ilk 11 hakkında zaten siz açıklama yapacaksınız da. Tahmini tabii, muhtemel anlamı da söylüyorum ben. Muhtemel anlamında söylüyorsunuz da bu maçta yani en azından forvet hattında Valencia çünkü kadro dışı bırakılmadı. Ve özür bekleniyor. Özür bekliyor. Serdar Dursun'la başlayacak. Serdar Dursun'la başlanılacak. Şimdi
Galatasaray maçından bahsediyoruz ve Serdar Dursun'un bu maçta kesinlikle benim gözümde yani işinin çok zor olduğu. Galatasaray çünkü malumunuz bir derbi. Serdar Dursun da her ne kadar futbolcumuz olsa da yani çok yetenekli bir futbolcumuz ama değil maalesef. Ama rakip defansı yıpratan, boş alanlar, arkadaşlarına boş alanlar yaratan, hava hakimi, hava toplarını da futbolcu arkadaşlarına indiren bir yapısı da var. Onu da söylemek lazım. Serdar yani, Dursun'u. Ama bize netice tamam, gidecek golcü anlamda söylüyorsun. Netice gidecek anlamda söylüyorsun ama baktığın zaman da yani Serdar Dursun'un da bu tarz ayrı bir özellikleri de var. Yani inşallah yanılırım Aygün abi ama bence en azından bu bence maçta... Bence yine Rize Konya maçı gibi yanılacaksın gibime geliyor. ben yanılmaya razıyım Aygün abi. Peki. Ama gönlümüz çok rahat. Uzun bir süre sonra en azından heyecanlı bir derbi bekliyoruz. İnşallah güzel 11-11 giden bir maç olur. İnşallah. Bir bunu dile getirmek istedim Aygün abi. İyi yayınlar, hoşçakalın. Sağ olun. İnşallah pazartesi günü sabah Atilla Karaoğlan'ı konuşmayacağımız, varı, avarı, MHK'sini, TFF'sini konuşmayacağımız güzel bir maç olur. Baktığımız zaman muhtemel 11'lere baktığımız zaman isterseniz önce Galatasaray'dan başlayayım. Kalede 4-1-4-1 oynuyor biliyorsunuz Galatasaray. 4-1 kalede Mustera gözüküyor. Sağ ve sol beklere bak. Van Aanholt, Marka, Nelson, Bowie önlerinde Taylan. Taylan'ın önünde Berkan, Çıkıldao. Kanatlara baktığımız zaman Babel ve Emre Kılınç. Forvet'te de Batafemi Gomis'in çıkması bekleniyor muhtemel 11'lere baktığımız zaman. Dinleyicimizi alıyorum. Şu kadroyu da Fenerbahçe'yi de vereyim. Fenerbahçe biliyorsunuz 4-2-3-1 dizilişiyle oynuyor. Kalede Altay var. Altay'ın önünde Kim ve Serdar'ı görüyoruz. Kanatlarda Osa ile Novak'ı görüyoruz. Novak'ın orada belki Ferdi de olabilir deniyor ama şu andaki görüntü Novak gözüküyor. Onların önünde Miyazayz Crespo ve hani çok iyi anlaşan bir üçlü Mert Hakan, İrfan Can ve Rossi. En önünde de Serdar Dursun'u forvet olarak görüyoruz. Muhtemel 11'ler böyle gözüküyor. Tabii maçın saatine göre herhangi bir sakatlık ne bileyim hastalık durumuna göre de kadrolarda ufak tefek değişiklikler olabilir. İsterseniz ilk dinleyicimizi alalım. Ters köşeye devam edelim. Alo. Alo Aygün abi, iyi günler. Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Çok ben Kocaeli'den Şenol. Buyurun Şenol Bey, hoş geldiniz. Şimdi ben bir şey merak ettim de olma ihtimali var mı? Zamanında oldu. Ne o? 2011 yılında bize bir operasyon yapıldığında biz UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmedik. Aynı zaman Trabzon'la varken Trabzon bizim yerimize gitti. Bu sezon hemen hemen benzer bir şeyler var. Öyle baya böyle bir şey olarak Trabzon'un yerine Fenerbahçe'nin gitmesi daha doğru değil mi? Öyle bir şey yok bu sene, onu söyleyeyim. Benzer bir şeyler var diyorsun. Tamam mı? Şey, yani 2011 sezondaki olaylarla bu sezondaki olaylar çok farklı. Yani farklı, farklı. Çok yani farklı. Bir şey yani, var. Trabzon'un şampiyonluğu haksız değil, haklı. Yani şimdi o dönem yapılan bir operasyon var. O dönem Fenerbahçe yapılan bir operasyon var. Yani o öyle bir operasyon ki çok farklı noktalara gitti biliyorsun. O dönemle bu dönemi bir tutmak yanlış olur. Ha bu dönemle ilgili şunu söyleyeyim. İnsanların kafasında bir ekleyeceğim bir şey var mı da başka, onu devam edeyim ben istersen. Söyleyeceğim yani işte yok, söyleyeceğim başka bir şey. Çok yok. Teşekkürler. Bir de ne derbi? 2-1 Fenerbahçe kazanacak derbi. Çok teşekkürler, sağ ol. Şimdi o dönemde bu dönem bir araya getirmek falan filan, o dönemleri götürmek, şunu söylememiz lazım. Bu dönem maalesef tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bak ben Fenerbahçe, iyi bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe kongreyesiyim. Benim amcam Fenerbahçe'de tek çifte kürek şampiyonu. Hala Fenerbahçe'nin tarihinde yazar. Şunu söylemek istiyorum. Gelip de bu dönemde Trabzon'u bu noktaya konmasına izin vermem. Trabzon'daki futbolcuların, sahadaki futbolcuların emeklerini görüyorum. Bakın, şunu herkes çok unutuyor. Ben burada Trabzonspor kulübünü veya X bir kulübünü korumak için burada değilim. Ama ben gerçekleri söylemek için buradayım. Trabzonspor bu sene çok iyi bir yapılanma yaptı. Trabzonspor bu sene sezon başına hazırlıklı girdi. Transferlerini bitirdi. Gelecek senenin plan programlarına kadar yaptı. Kampına kadar gitti. Şimdi dönelim diğer takımlara. Kiminin antrenörü belli değil. Kiminin futbol transferleri yapılmamış. Kimi kampa gitti. Ya, takımın yarısı var, yarısı yok. Ama Trabzon bu dönemlerde tamamen hazırlıklı bir şekilde gitti. Devre arasında bile önümüzdeki senenin transferlerini yaptı. Şimdi sahada oynanan futbola baktığınız zaman, bugün çıktığınız zaman Sayın Başkan Ali Koç, Sayın Burak Elmas gibi birçok kulüp başkanları bile Trabzon'un sahadaki mücadelesinin haklı olduğunu ve iyi bir performans sergilettiğini söylüyorlar. Çıkıp da şimdi bu dönem, o dönem bir araya getirmek hakikaten abeste eşigal. Yani o dönem farklı, bu dönem farklı. Ha bu öyle bir operasyon yaptı ki MHK,
sevgili Ferhat Gündoğdu. Aslında onunla ilgili söyleyecek çok şeyim var da Rütük çok fazla izin vermediğinden dolayı susmak istiyorum. Susma hakkımı kullanacağım kendisi hakkında. Öyle bir noktaya getirdi ki söylemiş olduğu bir cümle hakikaten 83 milyonun kafasında bir soru işareti oluşturdu. Trabzonspor'un puan anlamında durumu iyi olduğundan dolayı biz bu operasyonu yaptık dedi. Ya böyle bir cümle kullanılabilir mi? Çıktı Nihat Bey, altı hakem dedi, bir yapı kurmaya çalış dedi. Ya bunların söylüyorsunuz, bu söylediğiniz olan cümlelerin altını doldurmanız gerekiyor. Söyleyip kaçmayacaksınız. Söyledikten sonra kardeşim şundan 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 demeniz gerekiyor. Ortaya bir şey atıyorsunuz, bombayı atıyorsunuz. Ondan sonra o bombayı da bizler burada çıkar düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarlar birbirine giriyor. Herkes birbirine hakaretlere gidiyor. Ya bu kadar kolay kullanılmaması lazım bu cümleler. Eğer bir cümle söylüyorsan onun altını dolduracaksın arkadaş. Bunu bundan dolayı yaptım diyeceksin. Ben bu hakemlere görev vermiyorum. Niye görev vermiyorum? Sen kimsin Ferhat Gündoğdu? MHK başkanı olabilirsin. Bu hakemlere görev vermeyeceğim diyorsun. Çık o zaman açıkla niye vermeyeceğini söyle. Ki biz de diyelim ki o zaman Ferhat Bey haklıymış. O zaman derim ki ben Ferhat Bey sizden özür diliyorum. Ben size çok haksızlık yapmışım. Siz haklıymışsınız diyeceğim. Neymiş efendim? Bu hakemler şunmuş buymuş. Yok efendim yaştan dolayıymış. Şimdi devam eden hakemlerin yaşları daha fazla gönderdiklerinden. Niye bunları söylemiyorsun? Çıkacaksın neyse gerçeği söyleyeceksin. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Merhaba abi, Mehmet ben Ankara'dan, nasılsın? Teşekkürler Mehmet Bey, nasılsınız? Her gün aynı konuyu konuşuyoruz, yemin ediyorum ya, her gün aynı konu. Tam ben bir de yoldayım, radyo çekmiyordu. Sizin en son şeylerinizi duydum ben. Skor tahminini alalım dediniz, ben direkt aramaya başladım. Sonrasındaki olayların hiçbirini duymadım. Ama iyi ki duymadın, boşver. Tahmin alalım. Ben şey, böyle kitabın ortasından konuşacağım biraz, o yüzden. Olsun, sıkıntı yok, buyurun. Bence Galatasaray 3-1 alacak yine. Çünkü Fenerbahçe biraz tabii son dönemde biraz iyi gibi görünüyor ama çok acemi davranıyor biraz gibi geliyor bana. Nasıl acemi davranıyor? O kısmı açıklar. Şimdi bir şöyle acemi davranıyor. Altını doldurman lazım ha? Söyle. Evet, şöyle acemi davranıyor. Bu oyuncu değişiklikleri, İsmail Kartal'ın oyunu okuyamaması, maç içerisindeki gitgellerde mesela Fenerbahçe atamadığı zaman çok panik oluyor. Hele ilk 20 dakika 25 dakika baskı kuramazsa ondan sonra hiç kuramıyor. Bizde tam tersi, Galatasaray olarak bu Barcelona maçlarından sonra bir böyle bir ölü toprağın üzerinden attık gibi hissediyorum. Bizim Fenerbahçe'den çok 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 daha fazla puan ihtiyacımız var şu anda. İşte ama rahatladı Galatasaray şu an, onu söyleyelim. Ama şu an Galatasaray rahatladı. Da ligdeki konumu yüzünden o sıralamayı hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Aynen. Bunda büyük bir ihtimal şimdi bizim biliyorsunuz bu başkanların gitmesi gelmesi, o yönetimle ilgili olan saha dışındaki olaylara söylüyorum ben. Bunlar bizim kafamızı karıştırdığı için, bizim taraftarı geri kazanmamız için bizim şu anda başka bir hedefimiz yok. Fenerbahçe yani bizim ezeli rakibimiz. Biz Fenerbahçe yendiğimiz zaman, ki çoğu Fenerbahçeli de Galatasaray'ı yenmek istiyor zaten. Keyif alırlar diyorsun. Yani her iki taraf açısından, yani, taraftar açısından diyorsun. Aynen abi. Bence karşılıklı gol olacak. Kırmızı kart olmayacak. Penaltı olmayacak. Penaltı olmayacak. Kırmızı kart olmayacak. Karşılıklı gol olacak. Kaç aynen penaltı abi olacak? Şey, kaç korner olacak? Kaç korner söyleyeyim abi. İlk yarı 4, ikinci yarı 12. Şaka yaptım, şaka. Toplam 12 gol. Toplam 12 korner abi. Ben İlk yarı 4, ikinci yarı 12 dersen 16 yapar. İlk yarı 4 tane, ikinci yarı 12 tane korner olacak. Ha şey anlamda, toplam anlamda söylüyorsun. Ama ikinci yarı 8 de bari, toplamda 12 de. İlk yarı 4, ikinci yarı 12 dersen şimdi, toplamda 16 olur. O da oynanıyor ya abi, o yüzden ondan ikinci yarı 8 oynasınlar. Bir de 96-6 oynanacak abi, söyleyeyim. 96-6 oynanacak. Valla pazartesi telefonunu bekliyorum seni. Abi yazarsan abi benim ismim, ben çok zorlanıyorum abi sana bağlanmakta. Instagram'dan bir taraftan yazıyorum. Bu iki tane şirket attı normal telefon. Hepsini yani, arıyorsun. Evet abi. Sana ben özel numara vermiştim, oradan niye aramıyorsun dermişim şimdi. O da meşgul abi, onu herkese vermişsin. Onu da herkese söyledik buradan, 363 numarayı. Dedim ben kimse duymaz dedim ama herkes duymuş demek ya. Peki çok teşekkürler. Ama Ankara'dan Mehmet ben skor tahmini diye aradığım zaman görüşmüş olacağız abi inşallah. Ben tamam valla çok merak ediyorum. Olmasa bile Instagram'dan yazarsın sevgili Mehmet kardeşim. Bu tahminlerin 12 korner işte 96-6 falan filan. Şimdi bunu hepsini yazacağım abi size. Hayır işte şey bakalım tutacak. Orada dursun yani işte. Tamam duracak orada, bakalım tutacak mı tutmayacak mı, çok merak ediyorum. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Kendine çok şey bak, hayırlı cumalar şimdiden sana da. Evet, Selami Özlem Bas. İyi yayınlar. Morussan oynayacaksa, oynayacak mı oynamayacak mı? Tabii Morussan'la ilgili
Torrent'in de geldiği günden itibaren böyle bir farklı bir bakış açısı var. Çok fazla kullanmıyor. Morrison'ın da zaten galiba satılacağı yönünde de çok fazla haberler çıkmaya başladı. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? İlker İstanbul'dan. İlker Bey değil mi? Yanlış duymadım. İlker. Evet. Buyurun evet. İlker Bey. Fenerbahçe taraftarıyım. Skor tahmininde bulunmak istedim. Buyurun. 2-2 beraber ediyorum. Fenerbahçe taraftarısınız. 2-2 beraber ediyorsunuz. Neden öyle bir şey düşündünüz? Bence ortada götürecekler. İki tarafta... Al gülüm ver gülüm. Birbirimizi üzmeyelim mi diyorsunuz? Aynen. Sezonu güzel bitirelim tarzında. Anladım. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Evet. Batu 1926. Abi selamlar. İyi yayınlar. Bu dönem... Şimdi aslında bu hakemlerle şey çok özür dilerim. Başkanlarla Adil Gebrek mesela istifasıyla ilgili Altay Kulüp Başkanı da istifa etti. Çok fazla istifa yapılmaz olma sebepleri yeni spor yasasından kaynaklanıyor olabilir diye bir kafamda da bir düşünce var. Çünkü biliyorsunuz 15 gün sonra bir spor yasası meclise gelecek ve büyük ihtimalle de onaylanacak. Hem Alpay Özal'ın hem de sevgili Alpay Özal'ın vekilimiz ve hem de Safer Sancak'tan hazırlamış olduğu bir yasa. Uzunca bir süredir sayın vekilimiz bu yasayla ilgili çalışmalar yapıyordu Safer Sancaklı. Daha sonra da Alpay Bey bu yasayla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Hakikaten yeni dönemde başkanların da çok büyük sorumlulukların altına gireceği, yöneticilerin çok büyük sorumluluklar altına gireceği bir dönem. Ondan dolayı mesela bu yasayla beraber çok fazla başkanın kulüpleri bırakacağı da konuşuluyor. Hatta bazı isimler de duydum dün. Ama şu anda tabii bunlar tabii ki tamamen duyum. Onları şu anda söylemem yanlış olur. Ama çok farklı isimler gidebilir, bırakabilir başkanlığı. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Ben İstanbul'a Esenler'den Fatih. Selamlar abi. Aleykümselam. Buyurun Fatih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Benim bir gündemim yok. Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. O zaman gündem oluşturalım. Buyurun Fatih Bey. Doğru. Normalde abi her sabah seni dinlerim. Arıyorum düşmüyor. Bugün dinlemeden arayayım dedim. Totem tuttu mu? Tuttu abi valla. İnternet Twitter'dan da seni takip ediyorum. Sağ olasın. Sabahları Barış abinin radyosuna düşünmeye çalışıyorum. Çok fazla onlar almıyorlar biliyorsun. Ara ara alıyorlar Barış Ertüden'in programı. Aynen öyle. Çok güzel denge yapıyorsunuz. Daha benim bir sıkıntım var. Buyurun. Fenerbahçe kartı aldık yani bu sene. Bütün maçlara hemen hemen gittik pandemi yasağından sonra da önce de. Şeyden bilet mi alamadın? Abi alamadık. Öyle bir moralimiz bozuldu. Ben de alamadım. Bana da çok fazla istekler geldi. Ben de bir kongresi kartıyla gireyim dedim. Yani inanır mısın? 8-10 saniyede bitti biletler. Abi biraz manipüle edildi herhalde. Ben de böyle şeyleri konuşmayı tercih etmiyorum. Yok ama yok. Yani ben şimdi kongre üyesi olarak kartımla girdim. Yani zaten 40 bin yakın kongre üyesi var biliyorsun. Hadi diyelim evet. Ki bunun 20 bini veya 15 bini yüklendi diyelim. Anladın mı demek istediğimi? Evet, ama evet. Hakikaten alamadık yani. Onu söyleyeyim sana. Onda bir sıkıntı. Gerek Twitter'da, sosyal medyada kendi işte lokasyon olarak da hangi arkadaşımı sorsam girdik bir türlü olmadı diyorlar. Çok üzüldüm. İnşallah genel satışı bekliyoruz saat 11'de. Bugün evet saat 1'de 13'te genel satış var ama tahmin ediyorum herhalde sistem gene kilitlenebilir. Aynen bir kere bu biletlerin bir kere farklı biletlere aktarılması durdurulması gerekiyor net. Şimdiden Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine söyleyeyim. Zaten Sayın Başkan bununla ilgili. Kesinlikle. Çünkü hakikaten insanlara günah, yazık. Yani o 300 liraya 500 lira alınan biletler için 2-3 milyar lira istenenler oluyor. Onlar da bu karaborsa hikayesi durdurulması anlamında zaten Fenerbahçe Spor Kulübü, Sayın Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor Kulübü başkanları ve diğer kulüp başkanları da bunu engelliyorlar ama tekrar engellemekte fayda var. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu engellemeler mutlak surette ortadan kalkması gerekiyor. Onu söyleyelim. Başka bir buyurun. Bir paragraf da takım için açayım istersen. Buyurun, abi. Buyurun. Ben İsmail Hoca'nın ve takımın son bir iki aydır gösterdiği reaksiyondan çok memnunum abi. İnşallah Galatasaray maçları son 5-6 yıldır Kadıköy'de bizim için iyi sonuçlanmıyor. Son 2 yıldır. Son 6 senedir doğru. Evet, 2 yıldır da mağlup ediyoruz. Doğru. Ya takım böyle oynasın abi bak. İkinci oluruz olmayız. Ben çok memnunum takımın gösterdiği reaksiyondan, arkadaşlık ortamından, birbirleriyle anlaşmaları.
Yani genç Arda giriyor, o çık, giren çıkan Mutlu giriyor. Yani çok memnunum inşallah. Biz alışık değiliz Fenerbahçeliler olarak bu kadar her şey iyiye gitmesine. Umarım derbiyi kazanırız. Hı hı. Ve ikinci bitirerek Trabzonspor'a da bu seneki gösterdikleri performansından dolayı tebrik ediyorum. Yani peki, bir Fenerbahçeli olarak diyorsun. Peki Fatih. Evet. Çok teşekkürler. İyi günler abi. Sağ ol, kendine çok çok iyi bak. Tabii. Tabii şimdi burada kafalarda şu oluşuyor. Şimdi Fatih Bey'le konuşurken aklıma geldi. İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal gene aklıma geldi. İşte performans devam iyi gidiyor. 6 galibiyet, 1 beraberlik var son 7 maçta. 19 puan toplandı. İşte acaba devam etsin mi etmesin mi tarzı böyle düşünceler var. Ben zaten bununla ilgili yorumlarımı hep yapıyorum. Şu da var. Şimdi diyelim ki Sayın Ali Koç sezon dedi ki arkadaşlar kalan haftalarda hakikaten işte şu kadar sürede işte kalan maçların hepsini İsmail Hoca aldı. İşte şu kadar puan topladı. Devam edelim dese diyelim mesela devam edelim dese ve ikinci sezon önümüzdeki sezon başlasa diyelim ki yeni sezon başladı. Arka arkaya 3 tane Fenerbahçe mağlubiyeti aldığı zaman o zaman Sayın Başkan'a neler söylenecek? İşte ondan dolayı bu İsmail Kartal konusunun bence kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sezon önümüzdeki sezonla ilgili Fenerbahçe çok farklı bir yapıya geçecek. Ha önümüzdeki sezon atıyorum Mourinho'yu getirdin diyelim. Reklama gideceğiz ama Mourinho'yu getirdin diyelim atıyorum mesela. 3 maç arka arkaya kaybetti. Tribünler ya bu Mourinho da hoca mıymış diyecek. Bu ne zaten bizim ülke yapımız bu Mourinho da hoca değilmiş diyecek. Kardeşim Mourinho'ya getirinceye kadar İsmail'e devam etseydin bu olmazdı denecek. Bu bütün takımlarda denecek. Bunu zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama dediğimiz gibi kim olursa olsun şansı verilmesi ve arkasında durulması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Galatasaray'da Torrent. Ben çok Galatasaraylı bana tepki gösterebilir ama ben Torrent'le devam edilmesi yönünde düşüncelerimi şimdiden söylüyorum. Açıkça ne söyleyeyim. Yani ben Beşiktaş'ta mesela evet hoca yeni hoca Valerian İsmail hakikaten görüntü anlamında iyi ama Önder Hoca'yla sezon sonuna kadar gidilmesi gerektiğini düşünenlerdendim. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye devam edelim. Radyo Spor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Ahmet Yücel, günaydın Aygün abi. Fenerbahçe İsmail Kartal'la devam etmezse teknik direktör olarak Aykut Kocaman gelir demiş. Aykut Hoca ile ilgili Fenerbahçe camiasına yakın olan bir isimle bir görüşme yaptım. Kendisi şunu söyledi, çok enteresan bir cümle söyledi. Aykut Hoca ile konuştuğunu ve Aykut Hoca'nın da Fenerbahçe'ye dönme yönünde sıcak olduğunu söyledi. Yani düşüncelerinin sıcak olduğunu söyledi. Yani öyle bir teklif gelirse düşünebileceği tarzda bir açıklama yaptı. Oğuzhan Gündoğan. Hayırlı cumalar Aygün abi. Bence Fenerbahçe Galatasaray maçına özel bakıyor. İlk maçta deplasmanda kazanmıştı. Bu maçta da yenmek isteyecektir. Son yıllardaki Galatasaray'a karşı kaybolan psikolojik üstünlüğü tekrar sağlamak istiyor. Seyircinin desteğiyle maçı 3-1 kazanacaktır diye düşünüyorum demiş Oğuzhan Gündoğan. Günaydın. Alo. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Serkan Ketenci İzmir'den. Buyurun Serkan Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız Aygün Bey? Çok teşekkürler. İyi misiniz? Nasılsınız? Buyurun. Sağ olun. Ben deyim. Ben şeyi kaçırdım. Bugün formayla ilgili bir şey veriyor musunuz? Yok bir şey yok. Sadece dedik ki tahmin alalım dedik. Ama gene söyleyin formayla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Onu söylemedik zaten. Biliyorsun forma olduğu zaman bir gün önceden anons yapıyoruz. Haber veriyorsunuz. Evet. Sadece şey dedik yani bir kafanızda bir tahmin skor var mı diye bir şey sorduk yani. Maçla ilgili düşüncenizi soralım dedik yani o anlamda. Biz de kardeşler arasında böyle konuşmuştuk. Benim tahminim 4-0 Fenerbahçe. Kardeşler arasında konuştunuz 4-0 Fenerbahçe. Diğer kardeşlerin düşüncesi neydi? Bir kardeşim Serdar var. O 3-0 dedi. Ondan sonra oğlum var 3-1 dedi. Ondan sonra bir Galatasaraylı bir biraderim var Serhat. O bir tahminde bu pardon o şey 6-0 yapıp bir gülücük göndermişti. 6-0'dan kastı yani şey anlamında mı 6-0'ı kendi anlamında mı söyledi yoksa Fenerbahçe anlamında mı söyledi? Yok Fenerbahçe anlamında. Ha, o anlamda gülücük. Sonuna gülücük koydu gülücük tabii. Evet anladım. Evet. Öyle bir şeyimiz oldu yani. Hani tutumumuz oldu. Ben de paylaşmak isterim sizlerle. Peki ekleyeceğiniz bir şey var mı başka? Tüm takımlara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Peki çok teşekkürler kendinize tamam, çok iyi bakın. Tamam görüşürüz sağ olun size. Murat Şahin demiş ki Aygün Bey Fenerbahçe Galatasaray derbi maç biletlerinin Fenerbahçe taraftar grubundan ücretsiz dağıtıldığını duydum. Bu sizce adil bir davranış mı? Bakın bunu söylüyorum. Böyle bir olay yok. Sayın Başkan Ali Koç
kulübün bir kuruşunu bile hesaplıyor. Yani öyle taraftar gruplarına ona bilet dağıtayım, buna bilet dağıtayım, buna bilet vereyim, ona ücretsiz sokayım olayları yok. Yok, yok. Bunu bilin. Günaydın. Günaydın Aygün abi, merhaba. Teşekkürler, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Enes ben abi, 26 yaşındayım, Ankara'dan arıyorum. Buyurun Enes Bey. Abi ben önce bir maçla ilgili bir görüşüm belirteyim. Tabii ki, buyurun. Ben Fenerbahçe'nin 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Kerem oynarsa, Kerem oynamazsa 2-0 kazanacağını. Kerem oynarsa ne dedin? Kerem oynarsa? Belki Galatasaray bir gol atabilir. 2-1 anlamında söylüyorsun. Evet, evet. Ama Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Ben bir şey için aradım ama ben futbolcu menajerliğine başladım. Bir avukat arkadaşımla beraber. Eğer müsaitseniz bir 30 saniye bir beyanımı anlatmak istiyorum. Buyurun. Yani şöyle, biraz futbolcularla bir iki hocayla anlaştık yaza dair, yazın transfer dönemine dair. Ama derdim şu abi. İşin içinde beklediğim, hani biraz biliyordum ama beklediğimden çok fazla siyaset var. Özellikle biz yeni başladığımız için ikincilikler, PTT ve ikincilikler için çalışma yapacağız. Yani özellikle hadi hocalar anlamında zaten siyasi bir bağlantısı yoksa hiçbir hoca hiçbir yere transfer edemiyorsun. Bir kulüp isim vermeyeceğim. Hepsi hemen hemen öyle. Futbolcular da yani çocuklara söz verdik ama nasıl yaparız, nasıl yapabiliriz bilmiyoruz. Bu konuda bir derdim var, onu anlatmak istiyorum. Anladım. Yeni yasada biliyorsun menajerlere de bağlanan çok sıkıntılı bir süreç var. Onu da sana söyleyeyim. Onu bekliyorum, evet. Onun haberini duydum. Bekliyorum. Ya şu an bir belgemiz yok. Belge alacağız. Mayıs ayında oluyor sınavı. Tabii orada yapılan anlaşmalar, sözleşmeler, hükümlülükler yerine getirilmediği takdirde de çok sıkıntılı bir süreç menajerleri de bekliyor. Onu söyleyeyim. Evet. Yani bir riske girdik. Bir de o belge mecburiyeti bence olmak zorunda. Biz bugün araba kullanırken ehliyetimiz var değil mi? Ehliyetimiz evet, evet. Var. Adam evet. Gemi şey kullanırken, tekne kullanırken yat ehliyeti var işte, neyse artık. Yani her şey için bir ehliyet var, doğru mu? Bu menajerlerin de bence olması gerekiyor. Ne söyleyeyim? Evet, yani herkes menajerlik yapmaya başladı bu ülkede. Bence oraya da bir kıstas konması gerekiyor. Oraya bir şey getirilmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkürler Enes Bey. Rica ederim. Kendinize bakın. Görüşmeler. Sağ olun. Yani bir de şimdi tabii özellikle bu menajer kısmı ile ilgili söyleyeyim. Birçok kişi bu işe girmeye başladı. İşte futbolcuyla konuşuyorlar. Bazı futbolcuların 3-4 kişi de veya 5-6 kişi de, açıkçası söyleyeyim 5-6 kişi de yetki veriyor. Tabii ki diyor, gidiyor şeyden, noterden yetki veriyor. Yani verebildiği kadar kişiye yetki veriyor. Artık hangisi işi bitirirse anlamında. Buna da bir kıstas konması gerekiyor. Yani her futbolcu bir menajerle çalışması gerekiyor. Menajerin de mutlak surette belgesi olması gerekiyor. Yani işlerin artık biraz daha profesyonel yapılması gerektiğini düşünüyorum. Günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. İstanbul'dan arıyorum ben. Orhan Yılmaz benim. Buyurun Orhan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beşiktaş taraftarıyım. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben bir 20 gün önce de aradım sizi. Bu Saran Grubu'nun yayın haklarıyla olan dönem içerisinde. Size dedim ki Dijitürk'ten beni arıyorlar. Yayını biz aldık. İşte yeni ama daha imzalanan bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biliyorum, sizi hatırladım ben. Cümlenizi de hatırladım ama imzalanan bir şey yok şu an Dijitürk'te. Israrla bakın, dün yine beni aradılar. Taahhütünü veriyorlar, her şeyini veriyorlar, yayın hakkı bitti diyorlar. Ben ısrarla yenilemiyorum. Şimdi TFF falan... Mesela bakın Sayın Ali Koç'un açıklamaları var. Saran grubunun teklifi çok daha iyi. Orayla anlaşmak istiyoruz. Yani Sayın Ali Koç'un da açıklamaları var. Ama şu ana kadar netleşen bir şey yok. Onu söyledim ben size. O gün de aynısını söyledim, bugün de aynısını söylüyorum. Ben de bunu biliyorum ama şunu demek istiyorum. Yani bu nasıl oluyor da ısrarla, özellikle her şey bitti, biz okeyledik. Olmadı. Yayın bizde, yani bu nasıl deniyor, yani nedir ne değildir, inanın hani anlamakta güç çekiyorum, bilmiyorum. Bunu hani bilemiyorum yani açıkçası. Dedim size tekrardan bir sorayım ama. Yani dediğim gibi daha netleşen bir şey yok. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Ağa'nın açıklaması var. Görüşmeler devam ediyor tarzında ama herhangi bir atılan imza yok. Ya yani o zaman atılmıştır. Atılsaydı bu açıklama yapılırdı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an atılmadığına göre de, yani Dijitürk almış olsaydı veya X bir grup almış olsaydı Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yapardı. Zaten yayın ihalesi tam anlamıyla yapılamamasından dolayı da Nihat Özdemir'in gitme sebeplerinden, ayrılma sebeplerinden bir tanesi, sebeplerin içinde o da var zaten. Yayın ihalesini bu noktaya soktuğundan kaynaklanıyor. Gitme sebeplerinden biri de o. İşte maalesef içinde bulunduğumuz durum, hani demin arkadaş da söyledi, her yerde siyaset. Acaba bu iş şu anda TFF'nin başına geçecek, hani belli mi?
yayın belli mi? Her şey belli mi o zaman? Hani yani böyle karmaşık bir durum var. Ama bundan 20 gün önce Nihat Bey işi görevin başındaydı. Görevin başındaydı. Yani anlatayım mı demekse? O yüzden o olaya çok fazla takılmamak lazım. Peki, tamamdır. Çok teşekkürler. Tamamdır, teşekkürler. Sağ olun, kendinize bakın. Evet, Adem Göktaş, abi derbilere gitmek isteyen arkadaşların yapacağı tek şey kombin alacaklar, gerisi zor demiş. Aslında ama kombinede de belli bir kıstas konuyor. Yani bütün stadı kombin olarak çeviremiyorsun. Çünkü bu biraz maçlara gelmek isteyen, yani yurt dışından gelmek isteyen taraftarın da bilet alma hakkını engellenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Belli bir oranda kombine satışı var ama onun haricindeki bilet satışları olması gerektiğini düşünüyorum. Günaydın. Aygün Bey, kolay gelsin. Teşekkürler. İstanbul'dan Muharrem Karahane. Muharrem Bey, kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Evet. Ses çok kötü geliyordu, ondan dolayı dedim. Bir saniye hemen. Bir saniye. Şu an sesim geliyor mu? Bir saniyeniz doldu. Bakalım. Evet. Biraz daha iyi. Buyurun Muharrem Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, tekrardan. Çok teşekkürler. Ben Bursa Spor taraftarıyım. Ama Fenerbahçe'nin ya pazar günü farklı kazanacağını düşünüyorum. Hmm. Altay'dan ötürü de bir gol yiyeceğini düşünüyorum. Kaleci Altay'a da bir gol yiyecek diyorsunuz. Evet. Fenerbahçe'nin de farklı kazanacağını söylüyorsunuz. Peki Muharrem. Evet. Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Kendinize çok, çok iyi bakın. Evet, bugün biraz daha tabii şeye döndük. skor tahmini tarzına döndük ama tabii ki genellikle bağlanan dinleyicilerin büyük bir kısmının Fenerbahçe'nin kazanacağı yönünde görüşleri var. Belli bir kısmında beraberlik tarzı görüşleri var ama tabii ki derbide farklı bir atmosfer. Favorinin kazanma ihtimalinin hep zor olduğu, sürprizleri açık bir maç diyorum ben ona. Yani zor bir maç tabii ki. Her iki takım açısından da zor. Fenerbahçe mutlak sürede kazanması gerekiyor. Çünkü ikincilik şansı Şampiyonlar Ligi'ne gitme anlamında çok önemli. Galatasaray'da biraz daha yukarılara çıkmak konum anlamında taraftarını Fenerbahçe'ye yenerek kötü giden bir sezonda onlara bir 3 puan veya ne bileyim 3 puanla hediye etme anlamında mücadele edecekler. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. İnşallah hakemi çok fazla konuşmayız. Günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Aygün Bey, günaydın. Merhabalar. Tekirdağ Çorlu, Trakya'nın ilçesinden size selamlar. Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz? Ben İrfan Avcı. Buyurun İrfan Bey. Hoş geldiniz. Trabzon Spor taraftarıyım. Trabzonluyum. Şimdi benim bir şeyim, kafama takılan bir şey var Aygün Bey. Hayırdır inşallah. Berat Gündoğdu. Bu askeriye yani 87-91'de Karadolu'nda yapılmış. Normalde hakemlere askerlik yasaklandı. Askeri olan personel hakemlik yapamıyor. Hı hı. Ki bu bir de şeyin MHK'nın başında. Ya benim kafama o takıldı. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile ilgili benim konuşacağım çok söz var, çok cümleler var. Yani zaten biliyorum. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Yani Ferhat Gündoğdu ismini arama motorlarına yazdığınız zaman karşınıza çok farklı şeyler çıkıyor. Yani Ferhat Gündoğdu diyor ya, yani hakemlerle ilgili asla olmayan cümleler söyledi. Aslında biraz geçmişine bakması gerekiyor Sayın Ferhat Gündoğdu'nun. Yani biraz da Google'a girip kendisiyle ilgili yapılan soruşturmaları biraz daha bilmesi gerekiyor. Veya unuttu herhalde, tahmin ediyorum. 16 yıldır hakemlik camiasında olmayan, 16 yıl önce birkaç maç yönetmiş, daha sonra ortadan kaybolmuş derken şey anlamında bırakmış, daha sonra da Nihat Bey tarafından da gelmiş bir zat. Ben onun için maçını hatırlamıyorum, açıkçası söyleyeyim. Ben 30 küsur yıldır bu işi yapıyorum. Pardon diyorum Aygün Bey, Sabriçelik zamanında merkez hakem kurulunda üye olarak görev yaptı. Yani maçını hatırlamıyorum, yani çok fazla ismini duymadım. Yok maçı. Lekin Tokat'tan sonra girmiş zaten. Yani ismini hiç duymadım. İlk açıklandığı zamanda acaba bu arkadaş kim dedim. Yani duymadım çünkü. Bir bakayım dedim. Baklamada pişman oldum. Google'da çünkü onunla ilgili çok enteresan şeyler var. İnsanların girip bakması gerekiyor. Yani şimdi 13 tane hakeme bir şey suç yüklüyorsan, bir şey yüklüyorsan onun altını doldurman lazım. Ama 13 hakem seninle ilgili bir şey söylüyorsa onun altını dolduracak çok fazla haber var. Ya kesinlikle, ya bize şey, yani ben de askeri personelim, ya bize yasaklandı haşlar olmaz ki bu adam da bir de MHK'nın başında. Lafı fazla uzatmayayım. Anladım ne demek istediniz. Bir de şey var, Rize Konya maçında ben Rize'nin Konya'ya yeneceğine inanıyorum.
Fenerbahçeli arkadaşlar rahat, gönüllü, rahat olur. Yani yarın diyorsun biraz da hafta sonu ikincilik anlamında. Çünkü Rize'nin de evet, puanı evet, çok ihtiyacı var. Küme düşme potasında. Ve çok güzel oynuyorlar. Evet. Çok güzel oynuyorlar. Gerson Fernandes'e çok formda ve çok... mükemmel oynuyorlar. Ben Galatasaray maçında da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 şekilde yeneceğine inanıyorum. Rize'nin de Konya'ya yeneceğine inanıyorum. Sizin de bir Fenerbahçeli olarak çok iyi takip ediyorum ve tarafsız bir şekilde yönlendirdiğiniz için de size ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Saygı, sevgi bizden. Kendinize çok iyi bakın. Çorlu'ya da sevgiler, saygılar iletelim. Şimdi Çaykur Rize Spor maçı enteresan bir maç. Neden enteresan maç? Çünkü eğer Çaykur Rizespor demin İrfan Bey'di tahmin ediyorum. Yanlış hatırlıyorsam özür dilerim kendisinden. Kısa bir araya gideceğiz ama bu maçı eğer kaybederse Rize çok sıkıntı, zaten çok sıkıntılı, çok 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 daha sıkıntılı bir noktaya gelecek. Yani 26 puanı var. 4 takım düşeceğini hesap varsak yani 36 ile GZT Giresunspor'la Rize arasında da baktığınız zaman 38-26-12 puan fark var. Yani kalan hafta itibarında kaybettiğin gider. Yani bu dakikadan sonra Rize yarın eğer maç kaybederse, puan veya puanlar kaybederse artık bundan sonraki haftalar onun için çok zor. Tabii kazandığı takdirde Rize, Fenerbahçe'de kazanırsa o zaman ne olacak? Zirve yarışında tabii ki Fenerbahçe'nin 59, Konya'nın da 58 puanda kaldığını görüyoruz. Biraz daha Fenerbahçe'nin ikinciliğe oturacağını söyleyebiliriz ama tabii ki bunlar tahminler. Maç sahada oynanıyor. Oynandıktan sonra pazartesi günü bununla ilgili yorum yapacağız. Kimin ne yaptığını, ne ettiğini o gün konuşacağız. İsterseniz çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra da telefon almaya devam edelim. Saat 11'de programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Biliyorsunuz bir Trabzon bağlantısı yapacağız. Neden Trabzon bağlantısı yapacağız? Maçla ilgili hakikaten dün çok fazla şeyler yaşandı havalimanında. Yaklaşık 7 saate yakın takım orada mahsur kaldı. Detaylı bütün her şeyi konuşacağımızı belirtelim. Çok kısa bir ara. Radyo Spor! HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. Telefon almaya da devam ediyoruz. Hatta dinleyicimiz var mı? Varmış. Alo. 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 Merhabalar. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Ay gibi berrak, Özü İpek gibi Aygün abi. Nasılsınız? İbrahim Değirmenci İstanbul'da. Ben artık bunu slogan yaptım. Hep böyle geçeceğim yayınınızı. Ay gibi berrak, Özü İpek gibi kadere sesli abimiz. Öyle diyelim. Peki. Buyurun kim? Hoş geldiniz. Öncelikle güzel yayınımızın için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi dün Beren Bey aradı, üşenmedim saydım. Yaklaşık 1,5 dakikalık konuşmada tam 13 kere Aygün Bey, Aygün Bey dedi. Şimdi Beren abi yeter artık, ne olursun Aygün Bey dürtürme. Biz Aygün Bey'i çok seviyoruz dedi. Allah Allah. Şimdi bir şey şaşırdım dedim. Şimdi abi özün sözü Aygün Bey. Şimdi 1-29 şampiyonluğumuz halen federasyonla beraber gitmedi inşallah. Bekliyoruz, yeni gelen inşallah bir şeyler yapar. Hı hı. İkincisi... yani bu hakemden olayı zaten hani başlı başına hani şey Bülent Ersoy'un lafıyla cevap verip faciadır facia yani öyle bir şey. Hı hı. Yani deveye sormuşlar, mesleğe ne demiş ki berberlik, yani deveden berber olursa işte bizim yapılan iş değerlerinde de bunlar olur. Hı. Çünkü bir takım farklı ilişkiler, bir takım ne bileyim hani kollama demeyeceğim de hani bir hafteye bağlanmış işlerle yürüyen her şey muhakkak kopuyor. Hı hı. Bu gerek politik hayatı olsun, gerek sosyal hayatı, gerek spor hayatını siyasilere bir şekilde bir tarafını kaptıran insanlar eninde sonunda, günün sonunda hüsrana uğruyorlar. Ki 3 Temmuz ve bundan sonra gelen olaylarda bunun emniyet içinde olan insanlar, askeri olan insanlar, yani bir şekilde bir yere ulaşan insanlar eninde sonunda doğruların gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu var derler. Hı hı. Yani ben de bunu söyleyeceğim. Bir de maç hakkında bir skor vereyim. Fenerbahçe 3, Fenerbahçe olduğumuz için Galatasaray 1 diye bir skor vermek istiyorum. Peki. Bu sefer içim o kadar rahat. İnşallah kazanan biz olur ama güzel maç olsun. Peki, çok teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz, severek dinliyoruz. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ olun, kendinize çok çok iyi bakın. Yasin Acak, merhaba abi, günaydın. Çok heyecanlı ve olaylı tempolu maç olacak. Pazartesi günü tansiyon ilaçlarını unutma demiş. Tansiyon ilaçları, peki. Bakalım.
Hasan Kurt Bey, selam Aygün abi. Mesut Özil'i kadro dışarı bırakan zihniyetleri kınıyorum. Mesut Özil'i gol attırsın diye gol atsın diye alıyorsun. Tamam, yok Mesut'u koysun diye alıyorsun. Alma demiş Hasan Kurt Bey. Mesut Özil'le ilgili dinleyicimiz alacağım ama Mesut Özil'le ilgili şunu söyleyeyim. Formayla ilgili falan işte Sayın Başkan'ın açıklamaları var. Tahmin ediyorum herhalde Galatasaray maçı sonrası bir o konu bir gündeme gelecek yönetimde. Ondan sonra netleşecek. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Uğur Kıraplı, ben İstanbul'dan Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftayı sizinle yine güzel bir yayınla kapatıyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ya öncelikle Mesut'la ilgili şimdi söylediğiniz için söyleyeyim. Ali Koç bence bilerek görüşmeyi uzatıyor ki takımdaki bu hava bozulmasın. Ekstra bir bu konuyla uğraşmayalım diye herhalde sezonu böyle bitirecek. Hı hı. Sonrasına karar verecek. Derbiyle ilgili de ben kazanacağımızı düşünüyorum. Tabii ki hakem etmeni olmazsa, yani 10. 12. dakikada herhangi bir kırmızı kart eksik kalma vesaire, hı hı, öyle bir karar olmazsa Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Bir diğer konuda sizin de fikrinizi alacağım. Bu federasyona Fenerbahçe'nin yaptığı başvurular, 2012-2011 Süper Kupa maçının oynanması, 59 öncesi şampiyonluklar, 2010-2011 şampiyonluğu ile alakalı Trabzonspor'un resmi sitesinde kendini şampiyon ifade etmesi, işte bunun kaldırılmasıyla ilgili. Bunların tamamına TFF'den hiçbir dönüş olmamışken ama herhangi bir Fenerbahçe resmi hesabından, hatta maçın devre arasında yapılan açıklamaya, biliyorsunuz 2-3 dakika içinde direkt TFF sitesinden yayınlama. Nöbetçi tutuyorlarmış orada. Fenerbahçe yani, açıklama yaptığı zaman ama anında nöbetçi, gece kaç olursa olsun nöbetçi bir çocuk varmış orada. Yaptığı an cevap verelim de nöbetçileri var orada, bekletiyorlar. Ya da otomatik bir mesaj mı, öyle bir sistem mi kurmuşlar Fenerbahçe'ye karşı acaba, bilmiyorum. Bir şey geldi yani otomatik cevap yazıyorlar anında, doğru. Evet. Ya bir de o 2010-2011 mevzusunun, yani Trabzonspor'un hala bunun böyle şey yapması da gerçekten akıl alır değil yani. Yani şimdi Trabzon halkının, Trabzon insanların duygularıyla oynuyorlar maalesef. O dönemde çoğu gelenler de işte ben o kupayı getireceğim tarzı gibi çok fazla sözlerde bulundular. Fakat hala gördüğün gibi. Evet. Bence o konu, bak o konuya bağlı kaldığı için belki de Trabzonspor o zamandan bu zamana kadarki süreci kaybetti. Yani oraya bağlı yani, kalmasaydı yazık. Oraya bağlı kalmasaydı belki çok daha farklı noktada olabilirdi. Belki çok daha fazla şampiyon olabilirdi. Bak bu söylem baktığın zaman Sayın Ahmetoğlu döneminde hiç böyle bir söylem var mı? Söylem anlamında söylüyorum. Evet, evet, doğru. Yok, o konuyu tamamen kapatmış vaziyette, tamamen kendi işine yönelmiş vaziyette ve başarı geldi. Yani o dönemde insanların duygularıyla oynadılar. Maalesef insanları kandırdılar bazıları, öyle diyelim. Şimdi söyleyeceksin, yani baktığın zaman bugün Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde Fenerbahçe şampiyon gözüküyor. UEFA şeylerinde Fenerbahçe gözüküyor. Kupa Fenerbahçeli Müzesi'nde, Cumhurbaşkanlığı'nın sayfasında Fenerbahçe gözüküyor. Ya daha ne olacak, onu anlamadım ben. Evet, ama bir de şöyle, mesela bir sene öncesine kadar hani yine belki anlayabiliyorduk ama artık tüm beraat kararları Aziz Yıldırım hakkında, yöneticiler hakkında, tabii Fenerbahçe bir hakkında. Bir FETÖ operasyonu olduğu ortaya çıktı zaten. Bu operasyon yani yapanların evet, nerede artık olduğu ortaya çıktı. Kaçtılar hepsi yani. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Hala. Artık kalan bir şey yok yani. Onu söylüyorum yani. Bence gereksiz bir şekilde oradaki insanların duygularıyla oynanıyor. Ve takım otobüsünde de duruyor o yazı ve kupa. Yani o da çok ilginç. Yani yapacak bir şey yok. Peki, teşekkür ederim. Kendinize bakın, sağ olun. Evet, saatimiz 11. Kısa bir ara ve artık telefon almıyoruz. Programın ikinci bölümüne gideceğiz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. Tabii bugün UEFA'nın da açıklamaları var. Avrupa Kupalarında takımı, ülke puan sıralamaları var, klasmanlar var, yeni spor yasası var. Çok fazla konu var. Attığımızda da şu anda Ajans Spor yazarı sevgili Hüseyin Özkök var. Özkök, Sayın Özkök, yayınımıza hoş geldiniz. Selamlar Aygün, iyi yayınlar, kolay gelsin. Öncelikle şeyden başlayalım istersen, yeni spor yasasından başlayalım. 15 güne kadar çıkacak dedi bana Sayın Saffet Sancak'ta, 2-3 gün önce bir telefon görüşmesi yaptım. Bir 14 evet, günlük bir süremiz var, 14-15 gün sonra bu yasa çıkacak dedi. Oradan başlayalım, çünkü niye oradan başlayalım diyorum, artık yavaş yavaş kulüp başkanları da farklı bahanelerle kulüpleri bırakmaya başladılar. Çünkü onlara da çok büyük sorumluluk getiren bir yasa. Evet. Neler söylersin, oradan başlayıp daha sonra da devam edelim istersen. Şimdi
Kulüp yöneticiliği gerçekten özellikle Türkiye'de hiç kolay bir iş değil. Fakat şimdiye kadar kulüp başkanları da hepimiz biliyoruz ki sanki özel mülkleriymiş gibi, kendileri kulübün sahibiymiş gibi paralar harcadılar. Ve bu harcadıkları paralar kulüplerin hanesine şu anında hani sürekli medyada da gündeme getirilen büyük dev borçlara ulaştı. Hı hı. Ve kulüp yöneticileri de kötü yönetiyorlar diye mesela seçimleri kazanamadılar. Ondan sonra da gittiler. Hiçbir sorumluluk almadan ortadan kayboldular tabiri caizse. Hı hı. İşte tabii ki bunun önüne geçme amaçlanıyor. Yani kulüp yöneticileri diledikleri gibi o paraları hani kendi zevkleri için hani sanki bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi, menajer oyunu oynuyormuş gibi harcamasınlar diye düşünerek oluşturulan bir yasa bu. Fakat tabii ki bu getirdiği büyük sorumluluklar da herhalde bazı insanları ürkütüyor. Yani ya biz ya yanlış bir şey yaparsak işte başımız derde girer mi diye düşünüyorlar herhalde. Muhtemelen öyle. Ancak bunun hani yasadan önce zaten UEFA'nın hani nasıl Financial Fair Play ve şimdi de yeni düzenleme getirdi. Sürdürülebilirlik projesi getirdi bir tane. Önümüzdeki Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlayacak. Yani kurallar zamanında uygulansaydı ve futbol federasyonları özellikle aynı UEFA'nın yaptığı gibi, ki UEFA'nın da biliyorsun bu Financial Fair Play düzenlemesinin arka kapısından çok giren büyük kulüpler oldu yani. O da delik deşik edildi artık. O da ayrı bir konu da. Sonuçta ülke, özellikle ülkelerdeki federasyonlar bu kulüplere çok önemli yaptırımlar getiriyorlar. Hani UEFA'da bu çok iyi uygulanamasa da kulüpler, ülkeler kendi liglerinde bunu uygulayabiliyorlar. Mesela Almanya'da en ufak bir harcama yapamazsın yani bütçenin üzerinde. Dolayısıyla zamanında federasyonlar kulüplerin borçlanmalarına göz yumdular. Ve bu göz yummalar kulüplere bugün devasa borçlar olarak geri döndü. Bunu önlemeye çalışıyor. Ne kadar uygulanabilecek, nasıl olacak? Tabii ki bunu zamanla göreceğiz yasa çıktıktan sonra. Ben açıkçası şu an için emin olamıyorum yani bu yasanın nasıl uygulanacağı konusunda. Herhalde yaşayarak, deneyimleyerek göreceğiz diye düşünüyorum Aygün. Yani zor bir süreç bekliyor diyorsun değil mi? Bekliyor tabii. Kulüpleri çok zor bir süreç bekliyor. Şimdi UEFA'nın getirdiği bu yeni %70 harcama limiti olayı var. İstiyorsan kısaca ondan da bahsedelim. Evet, onu soracaktım zaten. Hı-hı. Şimdi UEFA yeni bir düzenleme getiriyor. Financial Fair Play artık tarihe karışıyor ve kulüpler bundan sonra sadece oyuncu maaşları, oyuncu transfer ücretleri ve menajerlere sadece gelirlerinin %70'ini harcayabilecekler. Ve bundan da 3 senede toplamda ancak 60 milyon sapma gösterebilecekler. Yoksa yaptırımlar gelecek. O cezaların yaptırımları ne olduğu tam açıklanmadı ama puan silme, grup maçlarında puan silme veyahut da işte daha büyük sapma varsa Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşürme gibi yaptırımlar geleceği söyleniyor. Onlarla ilgili açıklamayı henüz UEFA yapmadı ama bizim kulüplerimizin hani gelirlerin ne kadar kısıtlı olduğu artık düşünürse, şimdi yayın gelirleri zaten aylardır konuşuyoruz. Şu anda belli değil ne olacağı, ki çok düşük olacağı kesin gibi. Tribün gelirleri gerçekten düşük. Maalesef büyük takımlarımızda bile ancak maçına göre tribünler doluyor. Hı hı. Ve hiçbir zaman Almanya'daki hani o %100'e yakınlık doğruluk ulaşılmıyor Türkiye'de. Sponsorluk gelirlerinin de belli bir sınırı var. Dolayısıyla hani kulüplerimizin bu gelirlerinin sadece %70'ini transfere harcaması söz konusu olduğunda nasıl transfer yapabilecekler? Orası meçhul. Bir de kulüplerimizin biliyorsun bu bankalara olan yükümlülükleri var. Evet, doğru. Ödemeler de var zaten. Hı-hı. Oraya ayırması gereken paralar da var. Yani büyük bir açmaz bekliyor diye düşünüyorum özellikle büyük kulüpleri gelecek yıllarda. Şimdi bu Financial Pay Play değişikliğinde baktığın zaman yani gelirlerin %70'ini harcayabilecekler. Yani sponsor gelirleri nasıl olacak peki bu harcama içerisinde? Sponsor gelirlerini gösterdiğin zaman bunun %70'ini kullanabilecek misin? Bu anlamda hangi kulüp biraz daha avantajlı olacak Türkiye'de? Ha, şimdi
tüm gelirlerini tabii ki gösterebileceksin. Bu reklam toplam gelirleri anlamına baktığın zaman bu bir avantaj oluşturmaz mı? Mesela ben diyelim ki ben bir Fenerbahçe olarak söyleyeyim. Şimdi sponsorluk anlamında, reklam gelir anlamında baktığın zaman Sayın Başkan'ın birçok firmanın buraya sponsor olduğunu görüyorsun. Doğru mu sevgili Hüseyin Özkök? Tabii, bu tabii, anlamda doğru. Sponsorluk rakamı ne kadar yüksek olursa bunun %70'ini harcayabilecekse bu bir avantaj sağlamayacak mı Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon anlamında söylüyorum? Sponsorluk gelirlerinde bir piyasa ederi var. Yani şimdi UEFA şuna bakıyor. Mesela Manchester City'ye bir zamanlar hava yolu şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolu şirketi 200-300 milyon euro sponsorluk ücreti ödemiş. Yani bu gerçekçi bir rakam değil. Anlatabiliyor muyum? Ben hava yolu şirketim var benim, 300 milyon ödüyorum diyemiyorlar. Yani piyasa şartlarında o reklamın veyahut da sponsorluğun şeyi neyse, ederi, normal piyasa şartlarında ederi neyse ona göre hesaplıyor UEFA. Yani çünkü Manchester City'de de ağızları yandığı için zaten bu tip şeyleri getirdiler. Hatta şimdi Manchester City ile ilgili Football League belgeleri yayınlandı. Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Manchester City'ye sponsorluk adı altında devlet kasasından para vermiş. O yayınlandı. Şimdi Manchester City'nin başı yine bu konuda derde girecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani Ali Koç kendi firmalarından tabii ki Fenerbahçe'ye sponsorluk yapabilir ama piyasa şartlarındaki makul rakamın üzerine çıkamaz diyorsun. Onun en yüksek limiti neyse onun üzerine çıkamaz. Yani bunu yapmak mümkün değil. UEFA bunu kesinlikle kabul etmiyor. Yani fahiş sponsorluk gelirlerini kabul etmiyor. Diyelim yuvarlak konuşalım. Peki bağışlar nasıl oluyor peki? Bu bağışları nasıl koyabiliyorsun oraya? Kulüpler yapılan bağışlar mesela, onları kullanabiliyor musun? Bunun içine sokabiliyor musun? Kulüplere ancak derneğe bağış yapabiliyorsun biliyorsun. Yani şirkete yapamıyorsun. Anlamda söylüyorum. Yani kulüp başkanları diyelim ki mesela Burak Elmas. Mesela diyelim ki Ahmet Ağoğlu, Sayın Ahmet Nurçebi veya ne bileyim Sayın Ali Koç. Bu anlamda biraz daha katkı sağlama anlamında, kulübün kasasına hibe anlamında para yatırıp bunları kullanabilme anlamında söylüyorum sana. Bunu kullanabilecekler mi? O anlamda söylemeye çalışıyorum. Yani derneğe onlar bağışı yapabiliyor. Dernekten şirkete de para aktarmanın koşulları belli. Yani o da kolay değil. Çok iyi o derneğe bağışlaması. Yani işte bir şirkete bağış yapamazsın. Sonuçta derneğe yapman lazım bağışı. Ama dernekten de futbolun yönetildiği şirkete para aktarmak yine o da kolay değil. Yani öyle olsa zaten yine bu sahipli kulüpler onun üzerinden yürürler ve aktarırlar paralı. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Bayern Münih kulübünde Bayern Münih kısmını şöyle söyleyeyim sevgili Hüseyin Özgür. Çok kısa bir reklama gitmemiz gerekiyor çünkü. Tabii. Bayern Münih kısmını istersen reklam sonra da devam edelim mi? Çok tamam. Kısa bir ara aradan sonra sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Hüseyin Özkök'le, Ajans Spor yazarı Hüseyin Özkök'le sohbetimiz devam ediyor. Bayern Münih demiştin, reklama gitmek zorunda kaldık. Oradan devam edelim istersen. Evet, Bayern Münih'te şöyle bir durum var. Üye aidatları var biliyorsun. Üye aidatları. Bayern Münih'in de 300 bine yakın üyesi var. Dünyada en çok üyesi olan kulüp. Ve bunlardan yıllık 50'şer euro tahsil ediyor Bayern Münih kulübü. Bu paralar mesela profesyonel futbola aktarılamıyor. Şeyin içinde kalıyor. Derneğin içinde kalıyor ve amatör sporlara harcanıyor. Yani demek istediğim hani işte bu üyelik paraları olsun veyahut da bağışlar olsun onlar dernekte kalıyor ve profesyonel futbola aktarılmıyor. Dolayısıyla hani tamamen futbol, o futbola ait şirketin gelirleriyle yönetilmesi gerekiyor. Zaten hani UEFA'nın da istediği o. Bu yeni düzenlemeyle de işte sponsorluk gelirleri, tribün gelirleri, televizyon gelirleri bunlar toplamı diyelim 100 milyon euro yıllık gelir elde ettin. Bu 100 milyonun 70 milyonunu ancak transfere, menajere ve kadroda maaşa harcayabileceksin. Bu şekilde bir düzenleme var. Bir de bunun kontrolü artık yılda 4 kere olacak. Onu da söylemek gerekiyor. Her 3 ayda bir UEFA bunları denetleyecek. Hesaplarda bir şaşma olup olmadığının hani önceden el koymak istiyorlar. Yani karşısına sonradan çıksın istemiyorlar işte çok büyük bir sapmayla. Onu da istemiyorlar. Dolayısıyla 3 aylık periyotlarla bunları kontrol edeceklerini açıkladılar. Beşiktaş Kulüp Başkanı'nın bir UEFA ile görüşme yapmak üzere gittiği yönünde haberler de vardı. Bir sıkıntı var mı? Zaten
beraber fotoğraf da yayınladılar. Çevrene evet. forma yapmışlar. Yani duyduğumuz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla herhangi bir problem yok. Tam olarak görüşmenin içeriği açıklanmadı. Tam bilemiyorum ne için gittiler ve görüştüler UEFA ile ama herhangi bir problem olacağını, hani Avrupa kupalarına katılımla ilgili falan tahmin etmiyorum. Bir financial fair play anlamında, yani ülkemizde bir sıkıntı anlamında bir durum var mı kulüplerle ilgili? Şimdi Fenerbahçe'nin bir sattığı kadar alma durumu vardı. O Ali bitti Koç'ta, ama sezon sonunda bitiyor. Sezon sonunda bitiyor. Ali Koç da hatta bir takım açıklamalar yapmıştı. UEFA ile görüşeceklerini söylemişti ama mesela dün UEFA'da Fenerbahçe yokmuş. Hı hı. Evvelsi gün veyahut da Beşiktaş varmış sadece. Onlarla ilgili kulüplerden biz de açıklama bekliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin bitmiş olması lazım bu sezon sonunda. Normale dönecek Fenerbahçe. Trabzonspor'un geçmişte bir takım problemleri olmuştu ama onların da herhangi bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Şimdi onların da Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumları var. Ve tabii ki bu şu andaki financial fair play'e göre değerlendirecek. Bu yeni UEFA'nın koyduğu kurallar Haziran'da başlayacak ve bir yıl sonraki Haziran'a kadar olan dönemi kapsayacak ve 2023-24 sezonundan itibaren hani kulüpler buna göre Avrupa'ya katılım sağlayacaklar. Avrupa kupalarında takımı kalmayan Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasındaki yeri de netlik kazandı tarzı haberler çok fazla. Evet, 20. sıraya düştük ve artık oradayız. Ne diyorsun bununla ilgili? Ne yani 19'da 20 arasında bir fark yok aslında baktığında, katılım açısından. Hani yukarıyla biraz daha sanki fark açılmış oldu. Çünkü hani Norveç takımı Modoglu bütün Roma'yı yenince onlar yukarıya çıktılar. Norveç 17. sıraya yükseldi. Danimarka, Hırvatistan ve Türkiye aşağı, birer sıra aşağı kaydılar. Böylece Türkiye 20. sıraya inmiş oldu. 19 ile 20 arasında katılım açısından bir fark yok. 23-24 sezonundan itibaren Türkiye şampiyonu birinci eleme turundan itibaren Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Sevgili Hüseyin Öztürk, bir canlı yayınımız var, sonra devam edelim mi seninle? Çok kısa bir ara vermem lazım. Tamam. Galatasaray'da seçim heyecanı devam ediyor. Başkanı da Eşref Hamamcıoğlu şu an açıklamalarda bulunuyor. Bir oraya bağlanalım, ondan sonra sevgili Hüseyin Öztürk'le sohbetimiz devam edecek. Kime teveccüh gösterirse onunla birlikte hareket etmeye hazırız. Teşekkür ederim. Şu an bir farklı ortam olduğu söyleniyor. Dernekler masasının bir incelemesi olduğu söyleniyor. Belki seçimin iptal gibi bir şey konuşuluyor ama siz eski divan başkanı olarak neler söylemek istersiniz? En azından bu konuya da vakıfsınızdır. Seçimin iptali söz konusu olur mu? Ya da olursa siz nasıl bakarsınız? Tüzük açısından da siz tüzüğü iyi biliyorsunuz. Yani normal olarak kanun çerçevesinde ve Galatasaray'ın tüzüğü çerçevesinde bu seçimin iptal olması söz konusu olmaması lazım. Çünkü iptali söz konusu olan ve incelemeye tabi tutulan son 3 genel kurul. Bu erken seçim kararı da genel kurulda alınmadı. Yani şu anda yönetimde olan yönetim kurulu tarafından alındı. O bakımdan bu Galatasaray'ın iç işidir. O bakımdan da seçimin iptali söz konusu olmaması lazım tüzük ve hukuk çerçevesinde. Ama aksi bir karar çıkarsa uymaktan başka da bir çaremiz yok. Ama dediğim gibi bu genel kurul tarafından seçilmiş, yetkilendirilmiş, yönetim kurulunun almış olduğu bir karardır. Galatasaray'ın bir iç konusudur bu. Konuya biz böyle yaklaşıyoruz. Eşref Bey, son seçimde 5 adaylı bir seçim olmuştu. Siz de vardınız. Şu anda bir 2 adaylı seçime gidecek. Okul seçimle ilgili 2 adaylı seçimle ilgili neler söylediniz? Galatasaray'da her zaman adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Tek adaylı bir seçim söz konusu olamaz Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray demokrasi bakımından Türkiye örnek olan bir her şeyden önce sivil toplum örgütüdür. Biz de o örgütün üyeleri olarak her zaman çoklu katılımı destekliyoruz. Ya bu sefer 2 oldu, bundan önce 5'ti. 2 olmasının veya 5 olmasının bizim açımızdan bir farkı yok. Diğer başkan adayı da ve arkadaşları da benim arkadaşlarım kadar değerli, Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. O bakımdan 2 adaylı. Umarım Galatasaray'ın kalite seviyesine uygun bir seçim süreci yaşayacağız hep birlikte. Peki de kişi açısından bir 600 milyon TL para ileride en yakın zamanda para ihtiyacı olduğunu söylediniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor. Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz arkadaşlarımla birlikte tüm popülist söylemlerden kaçınarak
bu işe aday olduk. Daha önce bu popülist söylemlerin zararını hep birlikte gördük. Şu anda evvel emirde Galatasaray'ın ihtiyacı olan akıl, güven ve sakinliktir. Biz bununla geliyoruz. Bir kasa kolaylığı söz konusu değil sağlamaması. Hiç kimse sağlayamaz bunu. Ancak finansman yaratıcı kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Onu söyleyebilirim. Ama bankalar kanunu çerçevesinde, bankalar birliği sözleşmesi çerçevesinde ve yeni çıkan spor yasası taslağı çerçevesinde zaten hiç kimsenin böyle bir kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. Bunun zaten olamadığını yaşadık hep birlikte. Ama bizim gelir getirici kariyerlerimiz ve finansman kaynaklarımız üzerinde çalışıyoruz. Hazır sayılır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var. Bunları zamanı gelince de açıklarız. Hocam abi şunu sorabilir miyim? Sürekli bir hoca değişikliği söz konusu olabilir deniliyor. Ve sizin de ağzınızdan çıkmayacak bir şekilde sürekli bir değişik hocalar söyleniyor. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Yani bir hoca değişikliği olacak mı ya da aklınızda farklı bir hoca var mı? Şimdi geçen seçimlerde söylediğim şeyi aynen tekrar ediyorum. Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. En az bundan önceki genel kurul kadar önemli bir genel kurul. O bakımdan Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bu önemli seçimleri, bu genel kurulu bence futbol şubesinin hocası düzeyine indirgememek lazım. Dediğim gibi çok daha farklı önceliklerimiz var. Biz bunu yönetime geldikten sonra görevlendirilen profesyonel arkadaşlar kararlaştırırlar, çalışmalarını yaparlar, yönetimimize getirirler. Tartışırız, karar veririz, yaparız. Şu anda hiçbir peşin fikrimiz, bir hükmümüz yok. Şu anda Galatasaray'ın bir yönetim var. Görev başında olan hocası var, sözleşmesi var. Dolayısıyla kurumsal devamlılık açısından da bizim yerimiz bellidir. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, dün Metin Öztürk, bugün de Sayın Eşref Hamamcıoğlu, biliyorsunuz iki adaylı bir seçim gözüküyor ama bugün zaten akşam 5'e kadar belki bir üçüncü bir aday daha çıkabilir tarzlı haberler de çıktı. İki aday da listelerini verdiler, teslim ettiler ve seçime gireceklerini belirttiler. Hatta da Hüseyin Özkök var. Sevgili Hüseyin Özkök, kusura bakmayın, canlı yayına da gitmemiz gerekiyordu. Ülke puanlaması sıralamasını konuşuyorduk. Hakikaten klasmandaki yerimiz artık netlik kazandı. Netlik kazandı. 20. basamakta. Evet. Buyurun. Buyurun. Şimdi bu yıl 20. basamakta bitireceğimiz kesinleşti. Hı hı. Çünkü altımızdaki ülkelerin hepsi elendiği için takımları artık bizi geçme imkanları yok. Dolayısıyla biz de 20. sıradaki yerimiz tescillendi dünkü maçlardan sonra. Hı hı. Ve dediğim gibi 2023-24 sezonunda Türkiye şampiyonu birinci eleme turundan itibaren katılabilecek Şampiyonlar Ligi'ne. Ve Şampiyonlar Ligi'ne artık iki takım yerine bir takımla katılacağız. Ve takım sayımız da 5'ten 4'e düşmüş olacak bu bağlamda. Ve bütün takımlarımız artık Avrupa Ligi'nde oynayamadan, yani kupa galibi, lig ikincisiyle üçüncüsü Konferans Ligi'ne gidecekler. Orada eleme turu oynayacaklar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız maalesef 23-24 sezondan itibaren. Yani Süper Lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi birinci ön eleme turuna gidecek diyorsunuz. Süper Lig ikincisi, üçüncüsü, evet. Yani lig üçüncüsü ve kupa şampiyonu da Konferans Ligi'nci ikinci ön eleme turundan başlayacak. Evet. Doğru anlamışım değil evet. mi? Evet, doğru. 2022-2023 evet. sezonu için neler söylersiniz? 2022-2023 sezonu için 13. sıradaki yerimizden hareketle takımlar katılım sağlıyor. Dolayısıyla işte Trabzonspor, Rus takımlarının ihraç edilmesi nedeniyle 13 playoff'tan başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne. Artık Trabzonspor diyorum çünkü herhalde Trabzonspor şampiyonluğu bu saatten sonra vermez. Yani ön eleme oynamayacak, direkt şey mi? Gruplara kalmayacak. Playoff oynayacak. Ondan sonra tek bir tane eleme oynayacak. Tek bir eleme oynayacak. Peki şey, eğer o playoff'ta elenirse de Avrupa Ligi grupları garanti zaten. Yani Trabzonspor şu anda Avrupa Ligi grupları cebinde. Eğer playoff'u geçerse zaten Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Şey sormak istiyorum. Baktığımız zaman şimdi bu ön eleme maçları biraz tedirgin ediyor insanları. Güç açısından baktığınız zaman nasıl bir takımlar düşecek Trabzonspor'un karşısına? Yani 3 aşağı 5 yukarı bellidir zaten de, yani çıkacak olan belli, takım. Evet, şampiyonlar yolundan gelen takımlarla eşleşecek. Şampiyonlar yolundan gelen takımlar da zaten aşağıdaki, yani Türkiye'nin aşağısındaki ülkelerin o dönemdeki şampiyonları
ile karşılaşacak Trabzonspor. Onlar da Trabzonspor'dan üstün takımlar değil. Hı-hı. Bence Trabzonspor açısından avantajlı bir durum bu. Trabzonspor'un playoff'u geçecek gücü var diye düşünüyorum ben. O takımları rahatlıkla eleyebilecektir. Yani zaten iyi bir kadrosu var. Bir tehlike yaşayacağını tahmin etmiyorum. Tabii futbolda emin olamıyorsun. Her şey olabilir muhakkak ama sonuçta Trabzonspor'un çok şanslı olduğunu düşünüyorum playoff turunda. Peki 3 aşağı 5 yukarı tahmini olarak ne kadar bir finansal gelir elde edecek Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa? İşte bu sene Beşiktaş'ın elde ettiği gelirin aşağı yukarı aynısını elde eder ama biraz daha az olur Beşiktaş'tan. Hı hı. Beşiktaş performans geliri puan alamadığı için elde edemedi ama katsayı sıralamasında elde ettiği gelir Trabzonspor'dan daha fazla olur. Çünkü Trabzonspor'un UEFA 10 yıllık kulüpler sıralamasındaki yeri aşağılarda. Dolayısıyla hani orada katsayı çarpımı kaç takımı altına alır bilemiyoruz. Onu daha sonra sezon bittikten sonra şekillenecek ama ben tahminen 23-24 milyon euro civarında bir paranın kesin olduğunu düşünüyorum. Dün Trabzon'dan bir arkadaşla bir konuşma yapmıştım. İşte Şampiyonlar Ligi 3 aşağı 5 yukarı 25 milyon euro. İşte Uğurcan'ın, Abdülkadir Ömür'ün, bazı futbolcuların satışları da gerçekleşti. Oradan da bir 40-50 milyon geldiğinde, yani önümüzdeki sene Trabzon'un bütçesinin 75 milyon euro gibi bir kazanç elde edeceğini söylemişti. Demek ki rakamlar 3 aşağı 5 yukarı doğru. Yani ben o futbolcu satışlarından da emin değilim. Uğurcan, yani, Uğurcan var, Abdülkadir Ömür var. Ya sanmıyorum ben tutulacaklarını. Türkiye'den oyuncu satışı büyük meblağlarla ben mümkün görmüyorum. Anladım. Yani Türkiye bir oyuncu ancak liginden iyi bir ligden pahalıya gidiyor. Mesela anladım. Bundesliga'da 5 büyük ligde oynarsa pahalıya gidiyor. Uluslararası başarıları varsa milli takımında falan gidebiliyor. Dolayısıyla ben futbolcularımızın Türkiye'de kim olursa olsun, adı ne olursa olsun yurt dışına öyle çok büyük meblağlarla satılabileceklerini düşünmüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Aygün. Kolay gelsin. Yayınlar. Evet, attığımızda Ajans Spor Yasar Hüseyin Özkök vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, dün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep Futbol Kulübü Trabzon maçının hava muhalefeti nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Karşılaşma 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Evet, hattımızda futbol arenadan Nurgül, günaydın var. Nurgül, Trabzon'da sis durumu nasıldı? Dün istersen oradan başlayalım. Evet, merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum tekrar. Gerçekten dün aslında günün ilk saatlerinden itibaren hava biraz böyle puslu deriz ya, o şekildeydi ama görüş mesafesi çok düşük değildi. Ancak özellikle saat 3-4'ten sonra, ikindi vaktinden sonra tamamen sis yayılmaya başladı. Trabzonspor uçağı da dün 16.30'du ama tabii o arada haberler geçmeye başladı. Ertelenecek saat olarak 22'ye alındığı yönünde olarak bilgi aldık önce. Hı hı. Ama biz de akşam eve geldiğimiz zaman ortalığın tamamen kapandığını gördük ki o saatte mümkün değildi. Yani görüş mesafesi çok düşmüştü. Belki 1-2 metreye kadar düşmüştü. Sonra zaten saat 11 civarları da haber yayıldı zaten sosyal medyada. Trabzonspor Kulübü Türk Futbol Federasyonu'na ile yoğun bir görüşme yaptılar. Tabii bu arada Gaziantep Kulübü ile de kulübü de dahildi bu görüşmelere. Onlar da anlayışla karşılayarak olumlu karşılık verdiler ve karşılaşmanın cumartesi günü 20.30'da oynanmasına karar verildi. Trabzonspor bugün dünkü saat aynı 16.30 saati ile Gaziantep'e uçacak kafile. Peki bugün hava nasıl Trabzon'da? Şu anda güzel. Aslında sabah çok güneşli, güzel bir hava var. Zaman zaman güneş işte bulutların arasına giriyor çıkıyor ama açık hava var. Hı-hı. Şu anda bir sorun yok, gözükmüyor da. 16.30'a kadar da sanıyorum yani sıf durumu yok. Zaten dün hava durumunda da açık gösteriyordu. Aynı şekilde şu anda açık zaten. Peki son durum ne? Kafilede son durum ne? Kimler var, kimler yok? Nasıl bir 11 çıkacak? Neler söylersin onunla ilgili? Aslında evet, Trabzonspor'da
Bir yandan güzel gelişmeler, sevindirici gelişmeler, bir yandan böyle hani taraftarın da merak ettiği işte Hugo ile alakalı biliyorsunuz çok çabuk döndü. Trabzonspor bu sezon çok stoperlerinden sıkıntı yaşadı. Edgar'ın ardından Hugo da sezonu kapattı dendi ama Hugo gerçekten mucizevi deriz ya, o şekilde bir dönüş yaptı. Sanıyorum bugün de kafilede olacak. Biz Karagümrük maçında bekliyorduk aslında kendisini. Hı-hı. Ama bugünkü kafilede de büyük ihtimalle yer alacak. Gerçekten inanılmaz derecede güzel bir çalışma. Kendi bireysel olarak da müthiş bir tempoda çalıştı. Tedavisini yoğun bir tedavi uyguladı ve geri dönüş yaptı. Bu taraftarları da tabii çok memnun etti. En çok da Abdullah Avcı'yı sanırım şu sıra gerçekten Ahmetcan'ın da sakatlanması hocayı da düşündürüyordu. Bugün yarın pardon bugüne bizim odaklandığımız için yarın nasıl bir 11 çıkar? Yarın tabii kalede Uğurcan, Perez de geçen hafta cezalıydı, o dönüyor biliyorsunuz, o da sarı kart cezalısıydı. Geçen hafta Beşiktaş maçını oynamamıştı. Bu hafta yerini alacak. Dansville ile birlikte Hugo olabilir diye biz öyle bir ihtimal bekliyoruz ama Hüseyin de olabilir. Belki Hüseyin ile başlar, Hugo ikinci yarıda oyunu alabilir. Kanatlarda da beklerde de Puçaz ve söylediğim gibi Perez olacak. Ortada bu kez Dorukhan'ı kendi mevkisinde oynatacak Abdullah Avcı. Öyle tahmin ediyorum. Hamşik 11'de başlayacaktır. Abdülkadir Ömür, Vakeme Vizce ve bu kez Cornelius ile başlayacak. Çünkü geçtiğimiz hafta Canini ile başladı ama gerçekten inanılmaz goller de kaçırdı Canini. Biz de bu hafta gazete olarak yani yerel basında bunu işledi. Canini ikinci yarıda oyuna girdiği zaman daha faydalı oluyor. Nitekim Cornelius'la başlamadığı zaman Abdullah Avcı gerçekten sıkıntı yaşıyor. Biraz eleştiri konusu oldu bu aslında. Cornelius'a neden başlamadığı yönde. Zaten oyuna sonradan girdikten sonra da Trabzonspor'un golünü atan oyuncu oldu. Yarınki maçta da Cornelius'a başlayacak diye Bir soru gelmiş, onu söyleyeyim sana, istersen ondan sonra devam edelim. Beyaz Martlar diyor günaydın abi, Nurgül abi günaydın demiş. Soran bu Kosovalı Trabzon taraftarının hikayesini az bir şey anlatabilir miyim? Bin kere o videoyu izledim, çok güzel yapmışlar, kim yaptıysa eline sağlık demiş. Kosovalı Trabzon spor taraftarlarının hikayesini anlatan bir video. Ben izlemedim ama. Evet, bu aslında ben kendilerini çok sanıyorum, yaklaşık 6-7 yıldır tanıyorum. Görünce de biraz sürpriz oldu ama gerçekten bunlar çok farklı bir aile. Sürekli şeyi de görüyorduk. Yani böyle Trabzonspor maçı, hatta ben bir kampta, yurt dışı kampında hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum ama bir yurt dışı kampına da gelmişlerdi. Orada tanışmıştık biz. Gerçekten çok Trabzonspor'a tutkun bir aile. Bir günde yani bir maç esnasında aslında Trabzonspor'un bir maçını izlerken sanırım o da hikayede de yazıyor. Trabzonsporlu olmaya benim işte aradığım, tutmak istediğim, tutacağım takım Trabzonspor diyerek öyle karar veriyor, anlatıyor Kosovalı aile babası. Ama dediğim gibi ben bunları çok eski tanıyorum. Aslında maçlara da çok geliyorlardı. Belki takım, kulüp bugün keşfetti onları. Belki birisinin söylemesiyle. Ama çok iyi Trabzonsporlar. Hatta pandemiden önce ben deplasmanlarda çok sık rastlıyordum. Antalya'da hatta çok iyi hatırlıyorum. Antalya'da bir maçta da rastlamıştım onlara. Mütevazı kendi hallerinde ama tabii kulübün bunları bulup da bu şekilde yani taşıması, hikayeye taşıması gerçekten çok güzel oldu. Çok önemli bir mesaj oldu aslında. Trabzonspor'un sadece Trabzon'dan ibaret olmadığı, Trabzon şehrine sığmayan bir Trabzon sevgisini, işte yurt içinin yanısa yurt dışında da gerçekten çok büyük taraftar kitlesi olduğunu. Ben size burada farklı ilginç bir şey söyleyeyim. Maç günü, Beşiktaş maç günü siz de biliyorsunuz o kadar çok taraftar akını oldu ki Trabzon şehrine. Gurbetçi akını çok fazlaydı aslında değil yani mi? Yani yurt dışından uçak seferleri, o kadar çok uçak seferleri vardı ki ben Fransa'dan gelen, pardon Almanya Stuttgart'tan gelen bir abiyle oturduk, sohbet ettik, hatta iftar yaptık o akşam. Aynen şöyle söyledi, Fransa'dan gelen bir Fransız, dünyada 3 takımı tutuyorum, Napoli, Lyon ve Trabzonspor.
ve Trabzonspor'un Beşiktaş maçına geldi. Birlikte yan yanaydık dedi. Keşke fotoğraf çekseydin, haberleştirdik dedim. Mutlaka rastlarım dedi maçta ya da dönüşte, ama çok güzel hikayeler çıktı aslında. Yani Trabzonspor'un gerçekten dünyanın her yerinde. Yani bizim ülkemizde de var biliyorsunuz. Yani ben küçüklüğümden beri Real Madrid'i destekliyorum. Mesela çok seviyorum. Tıpkı bu şekilde dünyanın, Avrupa'nın her yerinde Türk takımından da destekleyen taraftar var. Şimdi tabii Napoli deyince aklıma şey geldi. Hamşik geldi. Marakem Hamşik'in menajeri Martin Petras'ın açıklamaları var. Napoli ile ilgili, futbolcunun oraya gideceğiyle ilgili. Son durum ne o konuyla ilgili? Yani tabii Hamşik'le ilgili, Hamşik aslında Trabzon'u çok sevdiği, Trabzon Hamşik'i çok sevdiği, ama Hamşik sanıyorum kendi kariyerinde çok başarılı bir oyuncu. Ama kariyerinde şampiyonluk yaşamayan bir oyuncu, siz de biliyorsunuz. Napoli'nin simge isimlerinden bir tanesi. Belki Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra kariyerini yine kendi oynadığı takımda sürdürmek isteyebilecektir. Onunla ilgili kararı tabii kendisi verecek, ama şu anda bizde bununla ilgili çok net bir bilgi yok, haber de yok o anlamda. Tabii menajerin açıklamaları oyuncunun kendisiyle arasındaki tamamen diyalogtan kaynaklanmış olabilir. Yani dediğim gibi şu anda Hamşik, ama Trabzonspor'da tamamen şampiyonluğa odaklandı. Hamşik'in gidip gitmeyeceği konusunda da sanıyorum kararı kendisi yine verecek. Ama kulüpte bu konuda kendisi anlayış gösterecektir mutlaka. Çünkü Hamşik Trabzonspor'a çok önemli şeyler kattı. Ben inanıyorum özellikle genç oyunculara, ve şampiyonluk yaşamış olmak da onun kariyeri için çok önemliydi. Biz de aslında merak ediyoruz. Yani bu menajerin açıklamalarını dinledik, ama Trabzonspor'la da 2 yıllık bir anlaşması var biliyorsunuz. Tabii onda bir şey var mı? Bedel serbest kalma şeyi tarzı bir şey var mı? Yoksa nasıl olacak? Nasıl çözecek o iş? Bir bonservis bedeli belirlendi mi mesela? Nasıl olacak? Yani onunla ilgili... Eğer gitmek isterse tabii ki. Tabii onunla ilgili sanıyorum karşılıklı anlaşma olacaktır. Çünkü benim bildiğim 2 yıllık anlaşma şöyle. Yani imza parası vardı. Her sezon için ona bir imza parası ödenecekti. 700 bin euro diyebiliyorum. Bir de yıllık garanti ücreti var. 1,5 milyon euro. Onun dışında hani serbest kalma maddesinin olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü Hamşik'te oldukça tecrübeli, yaş itibariyle biliyorsunuz. Futbolda en olgun dönemini yaşayan bir oyuncu. Belki de o öyle bir şey söz konusu olursa karşılıklı anlaşma yoluna gidilecektir diye düşünüyorum ben. Aynen. Ama sözleşmesinde o şekilde bir maddeyi ben hatırlamıyorum. Vakayeme'ye sorayım. Neden sorayım? Çünkü işte haberler çıktı. O oldu, bu oldu. 3 yıllık anlaşma. Evet. Ne oldu? Vakayeme'de son durumda anlaşılma sağlandı mı? İmza oldu mu? Olmadı mı? Anlaşmada detaylar belli oldu mu? Nedir son durum? O kadar çok şey yazıldı, çizildi ki. Yani inanın ben artık menajeriyle emojilerle konuşmaya başladım. Yani Vakeme biraz Trabzonspor taraftarında artık biraz sitemi geçti, tepkisini çekmeye başladı. Yönetim neden bu kadar bu işi uzattı diye, ama bende olan bir bilgi sanıyorum menajerlik şirketinin Trabzonspor'la, yani oyuncunun Trabzonspor'la anlaşma yaparken %10 olan ücretinin %20'lere kadar çıkmış olması biraz görüşmeleri tıkanma noktasına getirdiği yönündeydi en son bendeki bilgi. Çünkü Trabzonspor cephesinin bunu kabul etmediği anlaşmada %10 menajerlik ücreti olarak belirlenmişti. Ama bu ücret son taleplerle birlikte %20'leri bulmuş ve burada tıkanma söz konusu olmuştu. Bu pürüzler, çünkü menajer de Trabzon'daydı. Beşiktaş maçından 2 gün önce Trabzon'a gelmişti. Birkaç gün, hatta 4-5 gün Trabzon'da kaldı. Görüşmeleri de sonlandırdılar diye biliyorum ve ben en son menajeri bana kulüp açıklayacak dedi. Yani tamamlandığında, yani bu tamamlandığından hareket dersek o son pürüzleri de giderildiğinde şeklinde kulüp dediğine göre de Trabzonspor kulübü bunu açıklayacak. Biz aslında Beşiktaş maçı öncesinde de böyle bir açıklama bekliyorduk, ama tabii olmadı. O sorunlar giderilemedi. Çünkü mutlaka hakemin de son transferi olacak muhtemelen. Çünkü 2+1 oyuncunun talebi. Belki kulüp o anlamda hani 2+1'i kabul etme noktasında esneme yapmıştır. Çünkü daha öncesi buna çok sıcak bakmıyordu Trabzonspor cephesi. Ama
şu anda bu konuda büyük bir adım attı kulüp. 2+1 konusunda anlaşma sağlandı. Tabii ücreti de 3 milyon euro'dan bahsediliyor. Tabii net olarak rakamları çok fazla dile getirmek doğru değil. Çünkü bunlar ancak açıklandığı zaman biz de öğreneceğiz. Ama konuşulan rakamlar bunlar. 2+1'de anlaşma sağlandı. Vakime'de zaten şey konuşuldu çok, Aygün Özbek, sen de belki okumuşsundur, Acun Ilıcalı'nın takımı Hulsiti ile gideceği yönde, ama öyle bir şeyin olmadığını da teyit ettik. Artı Arabistan'dan çok yüksek 5 milyon eurolardan bahsedildi, o kadar yüksek ücretler verildi, ama ben de şunu doğruladım, hatta Vakime'nin kesinlikle Arabistan'da oynamak istemediği yönünde bir bilgiye ulaştım. Ama onun haricinde şu anda dediğim gibi Trabzonspor'la pürüzlerin giderildiği 2+1'de anlaşma sağlandı. Çok kısa süre içerisinde de bu sözleşmenin yeniden uzatılacağını düşünüyorum ben. Abdullah Avcı'nın artık tarihin en kısa, yani tarihin en erken şampiyonluğunu ne kadar istediğinizi gösterin tarzı bir konuşma yapmış galiba şeyde, antrenman sahasında Antep maçı öncesi. Neler söylersin bununla ilgili? Çünkü tamamen 8 puan aldı takdir. Yani 2 galibiyet, 2 beraberlik veya 3 galibiyet, arka arka 3 galibiyet Trabzon'u şampiyonu ilan edecek. Evet, yani Trabzonspor aslında 1-2 hafta önce geri sayıma geçmişti. Ahmet Havalı'nın söylemiyle de kum saati Trabzonspor lehine ilerlemeye başladı. Ama tabii son 3 haftada 2 beraberlik 1 mağlubiyet olunca tabii biraz camiada böyle şampiyonluk söylemlerini daha da kuvvetlendirdi. En azından taraftarı tedirgin olmaması adına bunlar konuşulmaya başlandı. Abdullah Avcı antrenmanlarda aslında sadece ben çok merak etmiştim hatta Beşiktaş maçı sonrasında ilk sözleri ne olacak diye. Tabii biz de gazeteci olarak istihbaratlarımız doğrultusunda bir takım söylemlere ulaştık. Biz birlikte buraya geldik. Bundan sonra da yine birlikte gideceğiz. Bu başarı size ait. Bunlar Abdullah Avcı'nın futbolculara Beşiktaş antrenmanlarına başladıkları ilk günkü sözleri. Kimsenin moralini bozması istemiyorum. Hatta bunu haberleştirdim ben gazetede. Ve puan tablosunu oyunculara takımın bulunduğu konumu hatırlatmış Abdullah Avcı. Ve dediğim gibi yolu birlikte yürüyeceğiz. Bu başarıyı biz nasıl birlikte kazanmışsak bundan sonrasında aynı şekilde, aynı birliktelikle yolumuza devam edeceğiz. Mutlu sonra da bu anlayışla ulaşacağız. Yani artık hatırlarsanız Göztepe maçı sonrası Abdullah Avcı şunu söylemişti. Çok yakın bir maç aslında Göztepe maçına. Henüz bir şey başarmadık demişti. Ama o maçla baktığımız zaman Rize maçı arasında çok fazla bir süre yok. Hani ne oldu da hemen bir anda şampiyonluğumuzu bir hafta erteledik ifadeleri, söylemleri geldi derseniz dediğim gibi camiada bir panik ya da tedirgin kafası oluşmasın diye ben sanıyorum bunları dile getirmeye başladı. Çünkü Rize maçına kadar, Rize ve mağlubiyetine kadar Abdullah Avcı şampiyonluk ifadesini hiç kullanmıyordu. Hatta şey diyordu, yani daha olmadık etmedik daha hala devam ediyor diyordu. Son olarak da çok iyi hatırlıyorum Göztepe maçını. Göztepe maçı sonrası galibiyetle tamamlamasına rağmen henüz bir şey başarmadık ifadesi ve bir hafta sonra Rize maçı sonrası mağlubiyetten sonra şampiyonluğumuzu bir hafta erteledik, ardından Beşiktaş maçında da biz şampiyon olacağız sözleri camiayı tabii rahatlatan açıklamalar. Aslında camianın da buna ihtiyacı var çünkü biliyorsunuz geçmişte bir takım sıkıntılar yaşanmıştı, Trabzonspor'da bu anlamda kırılma dönemleri olmuştu. Hani acaba sorusunu bile gündeme gelmemiştir adına. Orada da güzel bir hamle yaptı diye düşünüyorum Abdullah Avcı. Camianın en azından taraftarın üzerinde o tedirginlik, o hava oluşmasın diye de o ifadeleri kullandı basın toplantısında. Antrenmanda da oyuncularını bu şekilde motive etti. Tabii önemli süreç. Çok önemli bir süreç. Türk futbolunda biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti. MHK'de işte hakemlerle ilgili kararlar. Tabii bunlar üst üste gelince herkesin kafasında farklı bir şey oluşmaya başladı. Tabii toplantılarında da teknik direktörler bunlar sorulur biliyorsun. Bizler de soruyoruz. Bunların içine çok girmemeye çalışıyor Abdullah Avcı. Gerçekten o yönden takdir edilmesi gereken bir hoca. Hakemlerle ilgili ya da işte pozisyonlarla ilgili en basit örneğini vereyim. Rize Spor maçında penaltılar sorulduğunda da penaltı dedi. Hatta üçünün de penaltı olduğunu söyledi. Evet, hiç bu tartışmaların içine girmemeye, sadece sahada kalmış. Alo, kalmaya devam ediyor diyorsun. Sahada kalmaya devam ediyor. Alo.
Tahmin ediyorum hatta bir kopukluk oldum. Nurgül'e tekrar bağlantı kuracağız. Son çünkü onda bir sormam gereken bir soru daha var. Çünkü Abdullah Avcı ile ilgili sözleşmesiyle ilgili de haberler çıkmaya başladı. Hatta yönetimin uzun süreli bir 5 yıla yayan bir şekilde bir sözleşme yapılması yönünde bir görüşmelerin başladığı konuşuluyor. Şampiyonlukla ilgili primler belli oldu mu onları da sormak istiyorum. Evet, Nurgül tekrar attaymış. Değilmiş pardon. Herhalde tahmin ediyorum telefondan yakışlanan bir sıkıntı yaşanıyor. Evet şunu söyleyeyim. Eğer bağlantı kurarsak onu soracağım. Trabzon yönetiminin Abdullah Hoca ile sözleşme süresini biraz daha uzatma yönünde görüşmeler yaptığı konuşuluyor. Hocanın da bu konuda çok sıcak baktığı, ileriye dönük bazı projelerin yer alacağı konuşuluyor. Şampiyonluk anlamında da prim anlamında da takıma ciddi anlamda bir primin ödeneceği konuşuluyor. Evet, detaylı bilgileri zaten Trabzon'dan aldık. Yavaş yavaş da zaten dakikalarımız da zaten azaldı. Yavaş yavaş da programın sonuna geleceğiz ama bir iki mesaj okumak istiyorum. Nurgül Günaydın'la bağlantıyı kuramadık. Tahmin ediyorum herhalde ya telefonda bir sıkıntı oluştu. Ama detaylı bilgileri aktarmaya çalıştı biz de. Bir iki mesaj okuyayım ondan sonra da yavaş yavaş programın sonuna gelmek, kapatacağımızı belirtmek istiyorum. Instagram'a dönmek istiyorum. İrem Turanam demiş ki günaydın Aygün Bey. Beşiktaş taraftarı stadı full doldu. Olacak sanırım. Olması gereken de bu. Her zaman destek çıkalım demiş takımımıza İrem Turan Hanım. Engin Öztop derbide Fenerbahçe puan kaybederse Mesut affedilecek. Taraftar böyle mutlu edilecek demiş. Engin Öztop'ta değişik bir yorumda bulunmuş. Evet. Bugünlük de bu haftalıkta ters köşenin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le ters köşeyi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.